İyi akşamlar. Ne oluyor da bu akşam? Biraz daha farklı konuları ele alacağız. Türkiye'nin meselelerine bakacağız. Türkiye'de ne oluyor sorusunu soracağız bugün için. Ama önce isterseniz günün karesiyle başlayalım. Bugüne damgasını vuran kare. Başbakan Erdoğan bugün cuma namazına farklı bir biçimde gitti. Direksiyona geçti. Ve yanında da Abdullah Gül vardı. Arkasında Afganistan Devlet Başkanı Karzai ve Pakistan Devlet Başkanı Zerdari'yi aldı. Böylesine bir görüntü herhalde Türkiye'de ilk defa oluyor. Başbakan Erdoğan araba kullanmayı çok özlemişim dedi bu görüntülerin ardından. Cuma namazından dönüşte ise Abdullah Gül direksiyondaydı. Bu kareler gündeme damgasını vurdu. Evet, günün karesiyle açtık çünkü genelde Başbakan Erdoğan'ı geniş bir koruma ordusuyla ve makam aracında görüyoruz. Keza öyle Abdullah Gül'ü de ve diğerlerini de ilk defa biraz hafif Kuzey Avrupa sosyalist, sosyal demokrat ülkeleri hatırlatan bir görüntü. Başbakan Erdoğan'ın arabayı kullanması hoş bir görüntüydü, bunu verelim dedik. Şimdi programımızda bu akşam tabii ki bu görüntüyü konuşmayacağız. Programımızda bu akşam Manisa daki gösteriyi, eylemi ve buna tepki veren rektörü konuşacağız. Rektör eylem yapmak isteyen öğrencileri okuldan atmakla tehdit etmişti. Olay rektörü biz bu akşam saatlerinde ağırladık. Şimdi öğrencileri dinleyeceğiz bugün programda. Üç farklı öğrenci örgütünden temsilciler olacak burada ve Bedri Baykam da olacak. Sonrasında yine bu haftanın önemli konularından biri biliyorsunuz Tunceli'de birahanelerde çalışan kadın garson onlar konusunda bir eylem vardı. Buradan yola çıkarak biraz hangi tip yaşam biçimi bizi ortak noktada buluşturacak bundan sonra? Gerçekten kadın garsonlar Anadolu'nun ahlakını mı bozuyor? Yeni kentleşen Anadolu'nun küçük şehirleri nasıl bir yaşam tarzına yönelecekler? Yine konuklarımızla konuşacağız. Dolayısıyla bu önemli konularımız var. Ama öncesinde size bir kampanya haberi vermek istiyorum. Borusan Mannheim Genel Müdürü Cengiz Temel konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi niye ağırlıyoruz? Sizi ağırlıyoruz çünkü yarın bir kampanya yapıyorsunuz. Onun getirisini de oradan edineceğiniz kazancı da kız çocukların okula gidebilmesi, okuması için harcayacaksınız. Önce kısaca proje nedir? Proje aslında çok böyle improvize bir proje olarak gelişti. Bütün yıl çok yoğun bir çalışmanın ardından hep hedeflere koşmanın ardından ekibimizden geldi. Ekibimizden bu gönüllülük projesi geldi. Dedi ki bütün yıl bu hedeflere çalıştık. Bir kez de çocuklarımız için çalışalım bu cumartesi de. Bu cumartesi yapacağımız açık arttırmadaki tüm geliri Baba Bizi Okula Gönder kampanyasıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği vasıtasıyla kız çocukların okul masraflarına bağışlayacağız. Oldukça iddialı bir hedefimiz var aslında. Yani 100 kız çocuğuna yetecek, 100 kız çocuğunu okutacak bir gelir toplamayı hedefliyoruz yarın. Şimdi aslında Borusan Mannheim yani herkese açık bir şirket değil. Sonuçta kendi iç network'ünüz ama yine de böylesine bir projeye yöneliyorsunuz. Evet. Kimler katılacak? Yani yarın kimlerden edineceğiniz gelir bu? Tabii biz bir özel açık arttırma şirketiyiz. Kurumsal platformda kullanılmış otomobil açık arttırması, yeniden değerlendirmesi yapan bir şirketiz. Alıcılarımız ve satıcılarımız tamamıyla kurumsal oyuncular bu piyasadaki. Kurumsal filo kiralama şirketleri, bankalar, sigortalar, yine kurumların kendi araçları, distribütörler, üreticiler, yetkili satıcılar ve galeriler bizim network'ümüzün üyeleri. Bunların arasındaki ticareti biz düzenleyen bir platformu yönetiyoruz. Bu platformda da işte verdiğimiz hizmet karşılığında bir komisyon alarak çalışıyoruz. Yarınki açık arttırmadaki hedefimiz bu komisyon gelirinin tamamını bu kampanyaya bağışlamak olacak. Evet, seneyi de böyle bitiriyor olacağız. Seneyi de böyle keyifli bir projeyle kapatmayı hedefliyoruz. Evet. Baba Beni Okula Gönder kampanyası önemli. Kız çocukların okullaşması için sizin de böylece desteğiniz gelmiş oluyor. Dolayısıyla buraya katılacak olanların da tabii ki dolaylı yoldan da olsa bu kampanyaya destek vermesi gerekiyor. Bu devam edecek mi projenin? Valla bugün aldığımız kararla bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yani sürekli olarak her sene bu kampanyayı ve buna benzer aslında bizim gönüllülük projesi kapsamında buna benzer birçok sosyal sorumluluk projemiz var. Katılım yaptığımız. Zaten grup olarak da bu konuda çok hassas bir grubuz.
Ama bu projeyi, spesifik olarak bu projeyi süreklilik arz edecek bir şekilde devam ettirmeyi hedefliyoruz. Cengiz Temel, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Kampanyanız ederim. Başarılı olsun isteriz. Tabii ki kız çocuklar eksikse herkes okula gitsin. Ve Borussia Mannheim'in genel müdürünü ağırladık. Yarınki kampanyada da onlara destek vermiş olduk. Şimdi okuldan bahsetmiştik. Okullardan üniversite öğrencilerine geçeceğiz. Biliyorsunuz Manisa Üniversitesi'nde rektörle öğrenciler arasında tartışma çıktı. Çünkü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Celal Bayar Üniversitesi'ni ziyaret edecekti. Ve bir grup onu protesto etmeye hazırlanıyorlardı. Rektör siyasi slogan olmaz üniversitede dedi. Ve eğer bu sloganları atarsanız sizleri okuldan atarım, üniversiteden atarım dedi öğrencilere ve olay çıktı. Önce isterseniz haberimizi izleyelim. Sonra hem rektörün sesini duyacağız hem de öğrencilerin. Ne görev ya? Siz, ben sana bir görev vermedim hocam, ki. Hocam siz mi veriyorsunuz Atatürk'e görevi? Ben veririm tabii burada görevliyim. Sen görev merhaba alamazsın. Siz mi diyorsunuz? Tartışmanın yaşandığı yer Manisa'nın Celal Bayar Üniversitesi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın üniversiteyi ziyaretini protesto etmek isteyen öğrencilere bu kez polis değil, rektör müdahale etti. Tamam, siz de savunuyorsunuzdur. Mutlaka savun. Profesör Doktor Mehmet Pakdemirli üniversiteye rektör olarak yeni atandı. Bülent Arınç ona hayırlı olsun ziyaretinde bulunacaktı. Arınç'ın okula gelmeden bir süre önce Türkiye Gençlik Birliği üyesi öğrenciler protesto gösterisi yapmak istedi. Rektör öğrencilerin yanına giderek eyleme müdahale etti. Ne görevi ya? Siz, ben sana bir görev vermedim hocam, ki. Hocam siz mi veriyorsunuz Atatürk'e görevi? Ben veririm tabii burada görevli. Sen görev merhaba alamazsın. Siz mi diyorsunuz hocam Atatürk'ten aldık? Biz Bursa'nın Atatürk'ünden. Atatürk'ten sen görev alamazsın. Biz, ben aldım hocam. Sen hocam, aldırsan ben de seni üniversitede atarım. Hocam tutun. Son buklesini okuyun. Bak arkadaşlar, gençliğe hemen tabi. Dağılacaksınız. Orada der ki, bak. Cumhuriyeti ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek güç gençliktir dediler. Tamam. Türk genci devrimlerin ve cumhuriyetin bekçisidir. Saldırı mı var cumhuriyete? Kim saldırıyor? Hayır, yetki dediniz ya. Yetki kardeşim, aldığımız yeri açıklıyoruz. Kardeşim, cumhuriyeti savunacaksan ben savunurum. Ben burada rektörüm. Sana kalmaz cumhuriyet savunmak. Hocam tamam, siz de savunuyorsunuz. Öğrenciler ne dedilerse rektör ikna olmadı. Slogan atanı ben de üniversiteden atarım dedi. Bak ben sana bir şey söylüyorum. Bak net bir şey söylüyorum. Siyasi slogan atarsanız kimliklerinizi toplarım. Hocam, toplarım üniversiteden atarım hepinizi. Tamam hocam, tamam. Dağılıyoruz zaten ama dağılıyoruz. Durum yok. Hemen dağılıyorsunuz. Bak, dağılıyoruz hocam. Eğer bir slogan duyarsam. Burası benim de üniversitem. Tamam, sizin de üniversiteniz ama bizim de üniversitemiz. Biz burada slogan, öğrenciyiz. Hayır, burada slogan atamaz. Burada öğrenciyiz. Slogan atamaz. Tamam mı? Atarsanız kimliklerini toplayın, emniyet görevlileri. Ben üniversiteden ben rektör olarak taahhüt ediyorum, hepsini atacağım. Bu tartışmaların ardından Bülent Arınç'la rektör Pakdemirli Turgutlu'daki açılış töreninde buluştu. Arınç, Pakdemirli'ye övgüler yağdırdı. Bu da Manisa'nın güzel bir evladıdır. Genç yaşta bilim adamı olarak çok büyük başarılar kazandı ve bu başarıları takdir edildiği içindir ki geçtiğimiz bir ay içerisinde de rektörlüğe atanmış oldu. Profesör Doktor Mehmet Pakdemirli'yi de dinleyelim isterseniz. Neden öğrencileri tehdit ettiğini okuldan atmakla ve burası benim üniversitem sözünü neden söylediğini bakın nasıl anlatıyor ve eylemi genel olarak nasıl değerlendiriyor. Ben rektörlük makamında oturuyordum ve burada otururken emniyet müdürümüzle birlikte arkada bazı öğrencilerimizin problem çıkaracağı istihbaratını aldıklarını söylediler. Bu kişileri tanıdıklarını, birçok yerde eylem yaptıklarını ve Bülent Arınç'ın orada da eylem yapmaya hazırlandıklarını söylediler. Ben de emniyet müdürümüze dedim ki yani ben öğrencilerimizle konuşurum, bu meseleyi hallederim dedim. Ne öğrencilere ben herhangi bir söz söyledim. Ne de öğrenciler bana herhangi bir olay yapacaklarını söylediler. Ben de tekrar geldim dedim yani öğrencilerimiz sakin, bir problem yok öğrencilerimizde. Ama ben oturur oturmaz slogan geldi ve bu sloganlar siyasi sloganlar. Bülent Arınç'ın aleyhine ve de partinin aleyhine siyasi slogan olunca ben tekrar aşağı indim. İsteseydim zaten yeteri kadar emniyet görevlisi ve bizim güvenlik görevlimiz var. Onlar hallederlerdi. Ben öğrenciler zarar görmesin diye indim. Siyasi faaliyete üniversitelerimizde öğrenciler için izin verilmiyor. Bunun karşılığı üniversiteden uzaklaştırma cezasıdır. Öğrenciler kendilerinin görevli olduğunu söylüyorlar ve görevi de Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ten aldığını söylüyorlar. Uyandırıp kendisinden bir görev mi almışlar? Nasıl bir görev almışlar? Benim misafirime kimse müdahale edemez. Taciz ediyorsa o zaman ben gereğini yaparım. Cumhuriyeti savunmak demek ülkenin, cumhuriyetin başbakan yardımcısını üniversiteye sokmamak mı demektir? Üniversitelerimizi bu duruma getirmek için gayret gösteren bazı dış mihraklar ve iç mihraklar var. Biz bunlara
burada fırsat vermeyeceğiz. Ben üniversitemde huzursuzluk istemiyorum. Yani şu anda öğrencilerimizin ben ceza almasına engel oldum. Burada yani yapılacaksa beni bir tebrik etmeniz lazım birinci olarak. Uyarılarımıza rağmen devam ederlerse başka çaremiz kalmaz, disiplin cezasının hükümlerini uygularız. Rektör bugün kendi cephesinden olayı işte böyle anlattı. Şimdi isterseniz hemen Manisa'ya dönelim. Şu dış mihraklar ve iç mihraklar meselesi, tabii rektörün söylediklerini konuşacağız ama öncelikle protesto yapmaya kalkan öğrencilerden iki tanesi Erdem Özdemir ve Erkan Saraç bizim konuğumuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdi de sizden dinleyelim meseleyi. Neden protesto etmek istediniz Başbakan Yardımcısını? Nasıl bir eylem yapacaktınız? Bu eyleminiz gerçekten bir şiddet gösterisi mi olacaktı? Sizi yönelten dış ya da iç mihraklar var mıydı? Biz bağımsız bir gençlik örgütüyüz. Türkiye Gençlik Birliği. Ben bunun il başkanlığını yürütüyorum. Atatürkçü, devrimci, yurtsever gençlerden oluşan bir gençlik örgütü. 2006-19 Mayıs'ında kuruldu ve şu ihtiyaçtan kuruldu. Emperyalizm saldırısına karşı vatan savunması yapan gençleri birleştirmek amacıyla kuruldu. Bugün dün orada yaptığımız protestonun anlamı şuydu. Cumhuriyet karşıtı eylemlerin odağı olmuş bir partinin, bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı bilim yuvası üniversiteye geliyordu ve öğrenciler engellenmek istendi. Neden engellenmek istendi? İşte çünkü Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanları görevdeydi. Bu görevi yerine getiriyorlardı. Bizim orada söylediğimiz söz belirleyicidir. Biz Bursa Nutku'ndan aldığımız yetkiyi yerine getirdik dedik. Türk genci devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir dedik. Bilim özgürlüğünden yanayız. Fikir hürriyetinden bahsediyorlar sürekli televizyonlara çıkıp. Ama fikir hürriyeti kısıtlanıyor. Orada rektörün söylediği şey belirleyicidir Sayın Pakdemirli'nin. Sizi üniversiteden atarım diyor. Tehdit ediyor ve Atatürk'ü savunursanız sizi üniversiteden atarım diyor. Kaldırıp da mı mezardan kaldırıp da mı yetkiyi aldınız diyor. Bu yetki zaten mezardan kaldırmamıza gerek yok. Atatürk fikren zaten yaşıyor. Bizim bünyemizde yaşıyor. Biz genç Mustafa Kemalleriz. Bu iradeyle oradaydık. Bu iradeyi yerine getirdik. Siyasi slogan attığımızı söylüyoruz ama sloganı söylemiyor. Biz söyleyelim. Atatürk gençliği görev başında dedik. Cumhuriyet Üniversitesi'ne Cumhuriyet yıkıcılarını sokmayacağımızı söyledik. Ama gerici şiddetle karşılaştık. Bu gerici şiddet bize şöyle geldi. Sizi üniversiteden atarım dedi. Buradan Türkiye halkına soruyoruz. Bir rektör kendi öğrencisine sizi üniversiteden atarım, Atatürk'ü savunursanız diye bir cümle kullanabilir mi? Böyle bir tehditte bulunabilir mi diyoruz. Biz de karşı soruyla cevap veriyoruz açıkçası. Peki diğer arkadaşınıza da sormak istiyorum. Şimdi siyasi slogan atılamaz üniversitede diyor rektör. Ve burası benim üniversitem ve buranın kurallarını da ben belirlerim dedi bizim yayınımızda. Orada benim üniversitemi tabii ki benim yönetimim altındaki üniversite olarak kullandığını düşünüyoruz. Kendisine de bu soruyu yönelttik ve bu şekilde cevap verdi. Siyasi yani arkadaşınız söyledi, siyasi slogan atmıyorduk, söyleyelim biz ne slogan attığımız diye, ama şimdi geçmişte birkaç hafta evvel, gün evvel diğer başka öğrenci olaylarını gördük ve buralarda da üniversitelerin karışabileceği, bu tip eylemlerin artması sonucunda belki 1970'lerin üniversite olaylarına kadar uzayabileceği yönünde pek çok görüş bildirildi, belirtildi. Bu anlamda nasıl değerlendireceksiniz? Mesela Manisa, sizin üniversitenizde sık sık eylemler düzenliyor musunuz? Sadece Bülent Arınç için miydi bu eylem? Diğer farklı platformlarda ya da farklı konularda da siz tepkinizi koyuyor musunuz ortaya ya da eylem yapıyor musunuz? Yoksa sadece Başbakan Yardımcısına mı yönelik sesinizi çıkardınız? Evet, şu anda Başbakan Yardımcısına karşı sesimizi çıkardık ama diğer eylemlerde ses çıkaramıyoruz maalesef. Üniversitemizde izin verilmiyor buna. Ayrıca şu bir gerçek, karşıt görüş falan diyor ya, 80 öncesine dönebilir diyor. Böyle bir ihtimal yok. Biz buna katılmıyoruz. Bilimin ve özgürlüğün olduğu yerdir üniversite. Biz böyle düşünüyoruz. Başbakan yardımcısı için yaptık bunu. Diğer eylemlerimiz kulüpler düzenleyebiliyor. Kulüple yanmasına gittik biz. Kulüpler bazında katılabiliyoruz. Kulüpler o tarzda eylemler düzenleyebiliyor ama diğer türlü eylemler olamıyor maalesef üniversitemizde.
olamıyor dediğiniz neden olamıyor? İzin verilmiyor mu da mı olamıyor? Yoksa öyle bir öğrenci birliği mi kuramıyorsunuz? Vallahi onu rektöre sormak gerekiyor. Neden olamıyor yani? Biz şu ana kadar hiç öyle bir şey görmedik yani. Ben 6 yıldır üniversitedeyim, 6. senem. Şu ana kadar öyle bir şey görmedim. Evet. Olmadı maalesef. Olmadı. Peki, bu bir ilkti yani şu anda Manisa'da. Peki sizleri birazcık bekleteceğim. Çünkü stüdyoda da konuklarım var. Hemen onları tanıtmak istiyorum. Bugün farklı öğrenci gruplarını ağırlayalım dedik. Bir de öğrenci olmayan Bedri Baykam'ı ağırlıyoruz. Eski öğrenci. Eski öğrenci. Her daim öğrenci diyelim. Hoş geldiniz. Emre Öztürk'ü ağırlıyoruz. Genç sen. Geçtiğimiz günlerde bu silahlar sussun tartışmamızda aslında kendisini ağırlamıştık ama Dolmabahçe'deki eylem vesilesiyle kendisinden tanışmış olduk. Ve tabii ki genç siviller. Onlar da bugün burada temsil edilecekler. Erkan Şen onlar adına burada. Hoş geldiniz hoş diyorum. Şimdi öncelikle Emre'den başlayalım. Siz Dolmabahçe'yi organize etmiştiniz ve orada da zaten ne olduğunu hep birlikte gördük. Nasıl buldunuz Manisa'daki öğrencilerin eylemini ve rektörün genel olarak yaklaşımını? Yani şimdi benim açımdan esas önemli olan rektörün yaklaşımı. Çünkü yani mevcut eylem yani eylemi yapan arkadaşların görüşlerine çok şey yapmıyorum, katılmıyorum esasen. Fakat şimdi sorun şu, bunun bir önemi yok. Biz zaten tutarlı bir şekilde demokrasinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi ben rektörün açıklamalarını böyle not almaya çalıştım. Ya şu kağıt doldu. Neden doldu? Yani böyle her kelimesi bir hata. Yani her kelimesi bir absürtlük, her kelimesi bir suçlama ve bunun temel politik motivasyonu şu. Yani rektörün tipik bir 12 Eylül rektörü. Anlattıkları şeylerin hepsini tek tek karşılaştıralım. Şimdi zaten kendisi üniversiteler benimdir diye başlıyor. Üniversite benim diyor. Biz üniversitelerin rektörlerinin olduğunu düşünmüyoruz. Orada milyonlarca öğrenci okuyor. Birçok üniversitede milyonlarca öğrenci okuyor. Çalışanlar var. Bu sadece rektörün emir komutasında olacak bir yer değil. Kaldı ki öyleyse bilim insanı sıfatıyla orada bulunan rektör neye göre emniyet müdürüyle bu kadar içli dışlı bir ilişki kuruyor ve tutuyor diyor ki yani aslında orada arkadaşlara müdahale edecekler de ben engelledim. Çok teşekkür ediyoruz kendisine buradan. Yani bir de dövdürseydi bari. Yani bu mudur yani demokrasi? Şimdi tabii bunların hepsine şöyle polemikler yürütüyorlar. Yani ve söylediği şeylere bakın. Fişleme. Arkadaşlar şey yapmışlar. Daha önceden eylemlerden tanınıyorlarmış. Bu açık açık fişlemedir. Siyasi slogan atmışlar. Bir üniversitede olmaması gereken en önemli şey siyasi slogan. Ya üniversite ne olmalı? Biz sadece okullara eğitim alıp işsiz kalalım diye mi gidiyoruz? Tabii ki böyle gitmiyoruz. Yani bizim siyasi görüşlerimiz var. Göreceğiz şimdi Haziran ayında seçim yapılacak. Sırf seçimlerde oy kullanalım diye bizim bağlı olduğumuz üniversitelerin olduğu illerde bile oy kullanmamızı önüne açacaklar. O zamanlar siyasi görüşümüz olabiliyor. AKP'ye daha rahat oy kullanabiliyoruz. Ama şimdi siyasi slogan atmak yasak. Bakınız şuna dikkat çekmek istiyorum. Geçen toplantıda da programda da böyle oldu. Şimdi konu şu. Bu yaklaşım tipik bir 12 Eylül yaklaşımıdır. Tipik bir statüko yaklaşımıdır. 12 Eylül'ün yaptığı en önemli şey, en önemli misyonu üniversitelerde siyaset olmasını engellemekti. İnsanları apolitize etmek, politikadan uzaklaştırmaktı. İşte bakın slogan attığı için oraya polis çağrılmış. Bir de şöyle bir görüş açıklıyor. Efendim oradaki öğrencileri atarmış okuldan. Ya şimdi disiplin yönetmeliği diye bir şey var. Yani neye göre biz okuldan atılıyoruz? Rektör bunu bizzat kendisi kontrol ediyor. Yani şimdi bunların hepsi tipik bir 12 Eylül düzenidir. Ve şimdi nasıl ki vakti zamanında Yüksekova'da savcı dava açtığında büyük anıt çıkıp tanırım iyi çocuktur demişti. İşte Bülent Arınç'ın da durumu ortada. Çıkıp diyor ki işte buranın iyi bir insanıydı, rektör oldu. Şimdi Bülent Arınç çıksın açıklama yapsın. Kendisi en son Dolmabahçe'de bize saldırdıklarında yanlış bir şeydi diyebilmişti en azından. Başbakan gibi polislerin arkasında durmamıştı. Şimdi çıksın açıklama yapsın. Bu rektörün arkasında durabiliyorsa biz bu memlekette yürüttükleri faaliyetin ileri demokrasiyle, demokrasiyle hiçbir alakası olmadığını, tipik bir 12 Eylül'cü kafa olduğunu bir kez daha ispat ettiklerini göreceğiz. Bunu bir şekilde bu konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda olduklarını düşünüyoruz. Manisa'daki öğrencilere sormak istiyorum. Siz bu eylem kararını almadan önce rektöre gidip herhangi bir bilgi verdiniz mi? Yani nasıl gelişti olay?
Anlamadım, bir daha alabilir miyim? Rektörle aranızda bir diyalog var mı? Yani eylem yapmadan önce konuştunuz mu? Ya da Bülent Arınç şimdi yani nasıl gelişti olay? Biraz onu duymak istiyorum sizden. Şöyle, sabah saatlerinde Menemen'e gitmiştik biz arkadaşlarımızla. Türkiye Gençlik Birliği olarak yaklaşık 200 arkadaşımızla Menemen'e gitmiştik. Kubilay anması için, devrim şehidi Kubilay anması için. 80 yıl sonra da katledilişinin 80 yıl sonra da Kubilay gibi hazırız demek için. Geldiğimizde gazetede gördük esasen saat 4'te olduğunu ve 3.30'da haberimiz oldu. Yurda gittik. Öğrenci yurduna gittik. Zaten rektörlük binasıyla öğrenci yurdu yan yanalar. Kaç kişi olacaktınız? Orada otururken bir müddet. Nasıl? Kaç kişi olmayı planlıyordunuz? Anlamadım. Kaç kişi toparlamayı düşünüyordunuz bu eylem için? Şöyle, zaten biz beraberdik. Yani beraber oturuyorduk. 6-7 kişiydik. Beraber oturuyorduk. Beraber gittik. Güvenlik güçleri defalarca bir saat boyunca 100 kadar güvenlik gücü bizi takip etti. Üniversitenin içerisinde takip etti. Biz kendi üniversitemize açıkçası güvenlik kordonunda girdik. Böyle bir durum var. Şunu belirtmek istiyorum. Değil Bülent Arınç, herhangi bir cumhuriyet yıkıcısı da gelse biz yine aynı şeyi yaparız. Rektör bizi alenen tehdit ediyor, ancak biz her şekilde bunu yapacağız. Yani üniversitelerimize cumhuriyet yıkıcılarını sokmayız. Çünkü burası bir cumhuriyet üniversitesi. Biz de cumhuriyetin bekçisi olan gençleriz. Atatürk'ün tarifi bu. Türk genci devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Atatürk'ün tarifi. Peki. Bunu her koşulda yerine getireceğiz. Siz bu iradeyi yerine getireceğiz. Ama sizin sözlerinizden ortaya yeni bir konu daha çıkıyor. Bu üniversiteler kimin? Öğrenciler diyor bizim. Rektör diyor bizim. Gerçekten kimin? Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra hem genç sivillere hem de Bedri Baykam'a söz vereceğiz. Bizden ayrılmayın. Birazdan birlikteyiz. Sivil toplumun nabzını sizlere yansıtıyoruz bu akşam. Gençlere söz verelim dedik. Bu arada hemen söyleyeyim, Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörünü biz aslında öğrencilerle birlikte ağırlamak istedik ama rektör öğrencilerle birlikte çıkmak istemediğini söylediği için programda değil, eğer soruyorsanız. Bedri Baykam'a hemen döneceğim. Şimdi yeniden aslında sadece Türkiye'de değil, mesela son günlerde baktığımız zaman İngiltere'de, Yunanistan'da, Fransa'da öğrencilerin yeniden sokağa döndüğünü, bir 68 ruhunun yeniden bir işlemeye başladığını görüyoruz. Ama Türkiye'de nedense bir anda hükümet bu öğrenci olayları ya da öğrenci eylemleri, olayları yanlış kelime, öğrenci eylemleri, öğrencilerin ses çıkar ve üniversitelerin yeniden aslında siyasi bir duruşa dönmesini yadırga. Ama diğer taraftan da mesela öğrenci affı getiriyorlar. Üstelik 12 Eylül'den başlayarak bir af getiriyorlar. Yani bir anda bu var, bir anda o var. Nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi aslında ne oluyor diyorsunuz? Olanlar esasında birbirinden farklı şeyler değil. Bu hükümetin bir hedefi var, bir ajandası var. Bu hükümet Türkiye'de siyaseti işte anayasaya karşı, siyasal partiler yasasına karşı sürekli olarak dinsel bölgeye çekme çerçevesinde çeşitli hareketler yapıyor. Buna karşı gördüğü her odağa da büyük bir baskı uyguluyor. Nedir buna? İşte yargıdır, basındır, sivil toplum kuruluşlarıdır ve üniversite gençliğidir mesela. Yani buna ekleyebiliriz bazı şeyler ama özetle budur. Dolayısıyla bu hükümet üniversitelerde öğrenciler efendim türbana özgürlük, yaşasın türbana özgürlüğü vesaire diye eylem yaptıkları zaman bu hükümet veya onun atadığı rektörler son derece sevecen, son derece özgürlükçü, son derece toleranslı, müsamahakar bunları seyrediyor. Ama başka bir tepki geldiği zaman üniversitelilerden, başka bir siyasi tepki, ister Kemalistlerden, ister sosyalistlerden, özgürlükçü başka bir gruptan bir tepki geldiği zaman veyahut da en basit şekilde biz bu harçları ödemek istemiyoruz, nedir bu harçlara zam vesaire diye öğrenci haklarını veya zor yaşam şartlarını gündeme getiren öğrencilere karşı da korkunç bir AB standardında dayak bekliyor. Çünkü yetmez ama evet dayağı bu. Yani ve ne de olsa belki de az vuruyoruz diye de kendilerini mağdur gösteriyorlar. Mesela polisi mağdur gösteriyor odayı atarken. Onlar bize saldırdı diyor. Yani ve bu arada bildiğimiz gibi işte belki hamileliğinde çocuğunu düşüren bir genç kız
başı gözü yarılan insanlar. Ben buna AB standartında dayak yiyorum. Çünkü diyorum ki 12 Eylül'den sonra güya sonsuz yeni bir Türkiye diye manşetleri hatırlıyorsunuz. Sonsuz bir demokrasiye kavuşacaktık. Harika bir Türkiye olacaktı. Bunların hiçbiri olmadı. Tam tersine bizim maalesef öngördüğümüz hükümetin eline aldığı yargı ergindeki kontrolüyle zaten bütün bakanlıklar elinde, polis elinde, yargıya da daha yakından sahip olup isteğin yaptır hale geldikten sonra medyanın çoğu kontrolü altında ya da belirli limitli muhalefetle yapabiliyor. Medyaya baskıları biliyoruz. Sivil topluma baskıları biliyoruz. Zaten şurada konuşan 8-10 gazeteci var. O da herhalde onlara göstermelik bir demokrasi var demelerine işe yarıyor. Sonuç olarak artan bir baskıyla cendere sıkıştırılıyor. Yani gittikçe alan daralıyor. Özgürlük alanı daralıyor. Mesela ben çok merak ediyorum. O samimi olarak demokrasiye doğru bu hükümetin yol aldığını zannederek yetmez ama evet diyen, samimi olarak bunu demokrasiye gidildiğini sandığını sanarak evet demiş insanlardan ne kadarı hangi hızda bu gidişatlardan uyanacak ben çok merak ediyorum şahsen. Ama bir olay var. Ne istiyor? İşte Sayın Rektör'ü diledik. Susan üniversite, konuşmayan üniversite, siyasi fikri türbana özgürlük sloganları dışında olmayan bir üniversite. Şimdi ve problem çocuklar, hani onun kullandığı deyimlerle arkadaşlar problem çıkarıyor ve gereğini yaparım diyor. Bu gereğini yaparım işte isterse benim kendi güvenliğim de var ya da polisi çağırırım, gereğini yaparım, izin vermem. Şimdi bunlarla dünya hiçbir yere varamaz. Varamadı, tarihte hep belli olmuştur. Bu baskıları gençliğe uygulayanlar sonunda bunun bedelini hep ödemişlerdir. Yani bu çağda gençlere böyle bir baskı uygulayarak, demokrasiyi yok etmeye çalışarak, yani AKP'yi yönetenlere soruyorum. Yani Türkiye'yi neden bu kadar artık ayakta uyutur gibi bir senaryo yapıyorlar? Yani bir yandan biz demokratız, sonsuz AB demokrasisine götürüyoruz, Türkiye'de özgürlükleri geliştiriyoruz. AB raporlarına bakıyoruz. Bu arada biliyoruz ki AB'ye gireceğiz yalanıyla bütün bunlar tezgahlanıyor. Hiçbir ilerleme yok. Hiçbir kapanan bir madde olmuş görüşülen 30-40 maddeden. Hiçbir ilerleme yok. Öte yandan AB standartlarında demokrasinin hiçbir noktası uygulanmıyor. Fişleme hala uygulanıyor. Telefon dinleme uygulanıyor. Silivri'de benim suçum ne diyen insanlar, aydınlar, gazeteciler artık aylardır değil, yıllardır hapiste tutuklular. Evet. Bütün bunların karşısında bütün bunlar üniversitelerde dinleneceği zamanda onlara da bir atanmış, evet, bu hükümetin atadığı yeni rektörler tarafından da derhal bir büyük baskı, sus, konuşma şey getiriyor. Özeti şimdi, bu. Genç siviller. Şimdi genç siviller uzun zamandır duymuyor. Yani bir sürü eylem yapıyorsunuz tabii. Bir sürü yerde belki şeyiniz geçiyor, isminiz geçiyor ama bir anlatır mısınız? Şimdi biraz da bütün öğrenci gruplarını buraya topladık. Bütün öğrenciler aynı görüşte gibi bir tabloda çıkmasın. Manisa'daki öğrenciler kendi görüşlerini ortaya koyuyor. Genç siviller mesela neresinde duruyor bu ülkedeki şu andaki siyasi yelpazenin? Mesela hangi eylemlere imza atıyorsunuz? Bu eyleme nasıl bakıyorsunuz? Bir soru da ben sorabilir miyim? Mesela bu polis baskılarına ve bu da evet. Hayır, aynı sorunun parçası olarak tamam, soruyorum. Zaten bayağı soru sorduğun tamam. İçerisinde yetmez ama evetçilere taş atarak ben cevaplarım. Sakin ol. Şimdi şey söyleyeyim de yani biz hani bu var olan polis şiddetini, yaşanan olayları eleştirdik yani. Bunu yazılarımızla da televizyon programlarına çıktık. Başbakanın polisimi ezdirmem söylemine de gene hatırlarsanız bu yılda 30 Ağustos'ta yapılmış mıydı bilmiyorum da güçlü ordu güçlü Türkiye gibi bir afiş vardı. Aynısının güçlü polis güçlü Türkiye gibi bir afişti. Hani böyle bir ironiyle cevap verdik bu başbakanın bu söylemine. Sonuçta çünkü ortada kabul edilemez bir polis şiddeti var ve bunun hiçbir açıklaması olamaz. Evet. Bunu böyle bırakalım ilk önce. Şimdi var olan şeyi şöyle koymak gerek. Bu ülkede polis şiddeti hep vardı. Polis hep döver. Polis yani sokakta yani bir kadına laf atıldığı zaman tutup kadını da döver. Ya da kimlik sorar ve niye kimlik soruyorsun diye cevaplayan birini de tutup döver. Nitekim geçen sene Bahçeli Evler'de önceki sene Feyzullah Ete öldürüldü. Yahya Menekşe 2005'te Cizre'de panzer altında kaldı. Her gün yani doğuda birçok olaylar oluyor. Polis
çocukları öldürüyor. Yani böyle bir gerçek var. Ortada bir polis şiddeti var. Şimdi bunu tutup da böyle bu öğrenci olaylarına yansıdıktan sonra hemen bir polis devletine gidiyoruz. Bir işte polis terörü yaşanıyor bilmem ne demek. Yani bu şeyde gerçekçi bir şey değil. Yani Bedri Bey'in yaptığı bu zaten. Ve kimse de yetmez ama evet diyenlerin hiçbirisi. Yok biz yalnız bu zaman dilerim, ben sizi dinledim. Yok, yok. Özür dilerim. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Evet 28 Şubat'ta da 28 Şubat'ta Beyazıt'taki öğrenci eylemlerinde bir kadın çocuğunu düşürdü. Başörtülü bir kadın. Yani polis şiddeti bu ülkede hep vardı. Hep birileri tarafından kullanılıyordu. Bunu ilk önce bırakalım. Bir diğeri yetmez ama evet diyenler hiçbir zaman 12 Eylül'den sonra ultra bir demokrasiye kavuşuyoruz böyle o denmedi zaten. Zaten böyle deseydiler yetmez ama evet demezlerdi yani. Hani biz bunu yetmiyor ama buna rağmen evet diyoruz. Çünkü bu bize bir yol açıyor dendi. Bu ayrı bir tartışma konusu. Bunun için Türkiye'de öğrencilerin her zaman sorunları vardı. Hatırlayalım yani bu basına ne kadar yansıdı. 2001 yılında öğrenciler Kürtçenin seçmeli ders olması için okullara dilekçe verdiler. Yani bir anayasada yazılı bir haktır dilekçe vermek. Ve dilekçe verenlerden şöyle bir şey, sonrasında veliler destek verdi öğrencilere. 865 veli gözaltına alındı, 58'i tutuklandı. Ve bunların hiçbirisi medyaya doğru dürüst yansımadı. İşte Cela Başlangıç gibi yazar, birkaç yazarın dışında. 2473 soruşturma, 1422 öğrenci okuldan atıldı, kınama cezası aldı, 1260 gözaltı ve 93 tutuklu öğrenci. Birçok öğrenci okullarını yarıda bıraktılar, kimisine ceza çıktı, yurt dışına kaçmak zorunda kaldılar. Yani böyle bir toplumsal olay yaşandı ve biz bugün ana dilde eğitimi rahat bir ortamda konuşabiliyoruz yani. Yani sonuçta bu çok değil, daha bundan 7-8 yıl evvel böyle bir olay yaşandı ve bunun hiçbirisi medyaya yansımadı. Diğer şekilde yani bu rektörün açıklamalarına gelecek olursak saçma sapan yani şey işte yok efendim siyasal slogan atamazlar. Yani bu bana bir dönem şeyi hatırlattı, ideolojik halay gibi bir şey vardı bir dönem hatırlayalım İstanbul Üniversitesi'nde Adem Daroğlu döneminde öğrenciler ideolojik halay çekmiş. İşte ideolojik çifte telli oynamışlar gibi bir şey. Kemal Alemdaroğlu zamanında da zaten üniversitede aynı tip rektör yaklaşımları vardı. Korkunç bir dönem vardı yani çok daha feci dönemler geçirdik. Yani bu ülkede polis şiddeti hep vardı. Ya da rektör şiddeti mi daha yani, rektör, yani sonuçta rektör yani bu statükoyu koruyan rektörler hep vardı ve bu bir sorun, bu bir yapısal sorun. Hani bunun üzerine gitmek gerekiyor. Buradan çıkıp da belli bir yani siyasi bir rant elde ederek bir propaganda yapmak, efendim polis devletine gidiyoruz, korkunç bir işte faşizm geliyor, sivil faşizm budur gibi söylenenler şey değildir. Yani Bedri Bey şey diyor işte bilmem Silivri'dekiler suçların ne olduğunu biliyor Bedri Bey yani. Siz de iyi biliyorsunuz, onlar da iyi biliyor. Silivri'den yatanlar niye yattıklarını çok iyi biliyorlar. Öyle mi? Bu çok tamamen iyi sizin saptırmanız. Somut hiçbir suç önlerine konmadı. Biliyorlar, orada yatan biliyorlar. Siz de olabilirdiniz. Saygılı yok, olun ben, biraz. Ben olamaz. Hayır, saygılı olun biraz. Hayır, siz sözümü kesmeyin. Saygılı olun. Bedri Bey deneyimlisiniz televizyon programlarında. Silivri'de yatanlara laf atmayın. Konumuz siz, Silivri hayır, değil. Hayır siz söylediniz Silivri meselesini. Ben bunu hükümete söyledim size değil mi? Allah'ım yarabbim. Yetmez ama evetçilere laf attınız. O yüzden şey gelirsek tekrar öğrencilere bir sorsanız rektöre haber verdiniz mi? Rektöre haber vermek zorunda değiller. Yani ben öğrenci arkadaşlar konuştular az önce. Yani söyledikleri şeylerin hemen hemen hiçbirisine katılmıyorum ben. İdeolojik olarak, fikir olarak işte Cumhuriyet yıkıcıları bilmem ne, Bülent Arınç'a yönelik işte Cumhuriyet yıkıcı sözleri. Bu sözlerin hiçbirisine katılmıyor. Ancak bu öğrenciler protesto yapma hakkına sahipler. Tek sınır şiddettir her zaman demokrasilerde. Şiddete bulaşmadığınız sürece protestolarınızı yaparsınız. İnsanlar gelir üniversitelere fikirlerini beğenmediğiniz için onları protesto edebilirsiniz. Bu kadar sınırı böyle koymak gerekiyor. Peki şimdi şiddetin de anladığım kadarıyla sınırını çiziyoruz. Tabii ki şiddetten neyi kastettiğimiz belli. Tabii vurmak, kırmak, yıkmak, silah kullanmak, yumruklaşmak bunlar değil. Ama yumurtayı şiddet mi değil mi çerçevesi içinde tartışmıştık. İşte hatta siz gençten olarak da karşısınız yumurta atan öğrencilere. Evet, karşı değiliz. Yumurta atılabilecek yani yumurtanın bir şiddet... Bir şiddet olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani şiddet konuşulacaksa memleketimizde gayet fazla şiddet unsuru, evet, aracı, konuşucusu, sözcüsü var. Geçen toplantılara çıktı zaten. Silahı savunuyor. Yani iki yumurta atmanın şiddet olduğunu söylemek tutarsızlıktır. Biz zaten dünyayla bir alakalarının olduğunu da düşünmüyoruz. Yani Yunanistan'da bakan dövüyorlar biliyorsunuz yani. Şiddet ne? Biz yani kimse demokratik... Kimse kimseyi dövmesin tabii de. Kimse kimseyi dövmesin tabii de. Yani böyle polis toplumu diye konuşulan,
ordunun vesayetinin, ordunun baskısının şurada yani biraz azaldığı, hala azaldığını bile konuşamayız. Daha geçenlerde açıklama yapan bir ordumuz vardı. Yani burada öğrenciler yumurta atınca hepsi demokrat kesiliyor. Biz onları hiç şey açıklaması, başbakan peki az mı bu konuda şiddet yanlısı? Çevik kuvvet polisinin arkasında olduğunu apaçık söyledi. Bu polis devletinin arkasında olmak demektir. Tartışmasız bir şeydir bu. Evet. Yani o açıdan biz yumurta atan arkadaşlarımızı ne kınarız ne yanlış buluruz. Şiddet falan da değildir. Yani genç siviller kınıyor mu? Söyleyeyim ben. Yani bizim eylemlerimiz hiçbirisinde şiddet unsuru ya da yumurta atma gibi, domates atma gibi hiçbir eylem olmadı ve ben bunu bir protesto biçimi olarak onaylamam hiçbir şekilde ve üniversitelere eğer ki Burhan Kuzu davet edilmiş ya da Süleyman Batum davet edilmişse hani bu insanlardan hoşlanmayabilirsiniz, haz etmeyebilirsiniz, fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. O ortamı mesela alkışlayarak terk edebilirsiniz orada. Ancak bir yumurta yağmuruna tabi tutarak onları hiçbir şekilde konuşturmamak, bu da bence ürküntü verici bir şey. Ve sonuçta orada mesela 5 tane öğrenci bütün bir salonun konuşmayı dinlemesini engelleyebilir. Ancak bunun cevabı orantısız bir şiddet asla olamaz, olmamalı. Hele hele okula girip, biber gazıyla okula girip öğrencilere şiddet uygulamak hiçbir şekilde olmamalı. Evet. Peki, tekrar Manisa'daki öğrencilere dönmek istiyorum, Erdem ve Erkan'a. Şimdi bu yumurtalı protestolar sırasında en fazla gelen eleştiri ki kendisi de zamanında üniversitede slogan atmış, eylemlere katılmış, sesini yükseltmiş, siyasi tavrını ortaya koymuş. Bazı köşe yazarları ve yazarlar tarafından da çok eleştirildi bu yumurtalı eylemler. Ve öğrencilerin artık eskisi gibi eylem yapmayı beceremediğinden, dogmatik olduğundan, bilimsel akıldan ve özgür beyinden uzaklaştığı yönünde eleştiriler oldu. Ben onu size sormak istiyorum. Biraz önce siz çerçevenizi çizdiniz neden eylem yaptığınızın. Ama başka arkadaşlarınızın hakkı yenildiğinde... ve başka arkadaşlarınızın özgürlüğü kısıtlandığında ya da onlar haklarını üniversite çerçevesinde içerisinde aramaya kalktıklarında her ne kadar sizlerin fikirlerine uymasa da onlara mesela destek veriyor musunuz? Sonuçta siz de benim düşüncem tektir, benim dışındakileri ben de tanımıyorum noktasında mısınız? Biraz önce çünkü dediniz ki biz eylem hiç görmedik. Nedir durumunuz? Evet, şimdi şöyle bir durum var. Arkadaş şiddetten bahsetti. Bilimin olduğu yerde esasen şiddet olmaz. Biz konuşmamızın başında bilim özgürlüğü için bunu yaptık dedik. Bilim özgürlüğü istiyoruz üniversite dedik. Bilimin olduğu yerde şiddet olmaz. Yani bütün tabii ki bilimin özgürlüğünden yanayız. Bilim yuvasında okuyoruz çünkü. Üniversite öğrencileriyiz. Ama bir gerici şiddetle karşılaşıyoruz. Esasen bu şiddet iktidarın şiddeti. Çünkü dikkat ettiyseniz Sayın Pakdemirli orada taahhüt ediyorum diyor. Taahhüt ediyorum, okuldan atarım diyor. Kime taahhüt ediyor acaba? Sayın Başbakan'a mı taahhüt ediyor acaba? Bunu da soruyoruz. Türk halkı nezdinde. Böyle düşünüyoruz. Bilimin özgürlüğünden yanayız. Bilim olan yerde şiddet olmaz. Bilimin özgürlüğünden yanayız. Genel bir ifade aslında. Bilimin özgürlüğünden yanasınız da tabii seyirciler de şimdi şunu merak ediyor. Yani neyiniz kısıtlandı da bu eylemi yapıyordunuz? Tamam, siyasi olarak bir tavrınızı ortaya koyuyorsunuz ama diğer öğrenciler, mesela İstanbul'daki öğrenciler harçları protesto ediyorlar. İşte üniversitedeki eşitsizliği protesto ediyorlar. Üniversite şartlarını protesto ediyor. YÖK'ü protesto ediyorlar. Her neyse, yönetimi protesto ediyor. Siz doğrudan siyasi mekanizmayı, siyasi otoriteyi protesto ediyorsunuz. Benim sadece bilmek istediğim, diğer noktalarda da diğer öğrencilerle omuz omuza mısınız? Yoksa bu sadece kısıtlı bir eylem olarak mı kalacak? Yani doğru eylemin olduğu yerde tabii ki destek veriyoruz. Yani doğru eylem olan yerde destek veririz. Ancak şöyle bir tahlil yapmak gerekiyor burada. Çünkü genel bir şey olmuş oluyor. Tam bağımsız değiliz. Yani ülke tam bağımsız değil. Tam bağımsızlığın olmadığı yerde üniversite de bağımsız olmuyor. Yargı da bağımsız olmuyor. Veya başka kurumlar da bağımsız olmuyor. Ya temel mesele esasen bu sorunların, öğrenci sorunlarının olduğu yerde temel mesele tam bağımsızlık. Tam bağımsız olamadığımız için yani 45 sonrası Türkiye'ye bakıyoruz. Truman doktrini ve Marshall yardımlarından beri Amerika'ya tam anlamıyla bağımlı bir ülke haline gelmişiz. NATO'ya dahil oluşumuz. Şimdi bir NATO protestosu olduğunda tabii ki onlarla yan yana protestomuzu gerçekleştiririz. Doğru temelde olduğu sürece, yani doğru tarihsel temeli oturttukları sürece diğer öğrenci arkadaşlarla da. Evet, eyleminize devam edecek misiniz? Çünkü devam ederseniz atılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunuz söylendi. Şöyle ki, şu meşruluğumuz var.
Yani bu ülkenin kurucusu, büyük devrimci önder Mustafa Kemal Atatürk, Bursa Nutku'nda çok açık bir ifadeyle dile getiriyor. Defalarca söylüyoruz. Türk genci devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Biz bu görevi yerine getiriyoruz. Bunun için öne atılmaktan asla çekinmeyiz. Cumhuriyet yıkıcılarını üniversitemizde istemiyoruz, sokmayacağız. Genç sene soracağım. Şimdi bir kısaca, çok kısa, siz nasıl bir örgütsünüz? Yani sizi Dolmabahçe'de tanıdık ama. Ya şimdi biz Öğrenci Gençlik Sendikası olarak öncelikle üniversitede güncel olarak söz hakkı istiyoruz. 12 Eylül'ün kurumu, YÖK'ün ve tüm 12 Eylül uygulamalarının ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bunun dışında parasız eğitim, eğitimin parasız olmasını, yani halk çocuklarının bir şekilde üniversitede eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Onlara harç parası, barınmaları için yüksek yurt ücretleri vesaire gibi sorunlar çıkartılmasını istiyoruz. Üniversitenin yapısında bir değişiklik olması gerektiğini, söz hakkımızın olması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat şimdi burada bir ayrım noktası, hani şimdi burada giderek, yani aslında bu iyi de bir şey oluyor. Yani toplum şunu görüyor: kimler demokrat tutarlı olarak, kimler aslında kendi pragması için sadece kendi tarafına oynuyor. Bunlar aslında biraz belli oluyor. Biz gençsen olarak tutarlı olduğumuzu düşünüyoruz bu konuda. Bakın, tutarsızlar kimler? Örneğin Bülent Arınç tutarsız. Başbakan tutarsız. Şimdi kendileri bizi hiç sevmiyorlar. Niye sevmiyorlar? Çünkü biz tutarlı davranmak istiyoruz. Ama onlar davranmıyor. Onlar AKP olarak diyelim ki YÖK'e karşı olduklarını söylediler. Referandumdan önce 12 Eylül kurumunu ortadan kaldıracaklarını söylediler. Siz de buna destek verdiniz mi? Ya öyle söyledikleri zaman. Hayır, şimdi bu bir beklentidir. Biz buna da destek vermedik. Ben kendi adıma boykot ettim referandumu. Ama şimdi durum şu: eğer gerçek manada bir demokrasiden taraflardıysa, şu an aynı uygulamaları yapan, aynı görüşlerde olan rektörlerin okullarda olmaması gerekir. Ama ne yaptı? Rektörleri şeye topladı, Dolmabahçe'ye topladı ve onlara talimat verdi AKP. Yani başbakan şunu dedi açık açık: Sizlerin görevi var dedi ve bu konularda nasıl davranacağınızı bilmeniz gerekir. Bu konuda da görevinizi yapmanız gerekir. İşte şu an yapıyorlar. Soruşturma açmak istiyorlar mesela. Okulu atarın diyorlar. Örneğin biz başörtüsü konusunda ayrımımızı koyalım. Biz başörtülü arkadaşlarımızın da okula özgürce girebilmesinden yanayız. Ama tıpkı bunda savunduğumuz ilkeler gibi, şimdi de insanların fikirlerinin açık açık konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Öğrencilerin siyasi fikirleri olmalı. Çünkü öğrenciler aldıkları eğitimin sonucunda o siyasi fikirlerle bir yerlere gelecekler. Başbakanın siyasi fikirleri yok muydu? Üniversitede yok muydu? Abdullah Gül'ün yok muydu? Bülent Arınç'ın yok muydu? Şimdi yok mu? Var tabii. Hepsi ideolojik. İdeolojik bir şey savunuyorlar. Ama ideolojilerine, örneğin paralı eğitimden yana bir ideoloji bu. Biz değiliz. Ve bunun karşısında örgütlenen tüm örgütleri de gayrimeşru ilan ediyorlar. Bizimle ilgili yazılan, çizilenleri okusanız yani şok geçirirsiniz. O açıdan biz tek meşru örgütlenmenin AKP olmadığını düşünüyoruz. Biz de örgütleniyoruz. İstenilen bu değil miydi? Şu söz size Kenan Evren'i hatırlatmıyor mu? Kenan Evren'in mesela veciz sözlerinden bir tanesi, diyor ki, düşünebiliyor musunuz diyor, 12 Eylül, yani bizim bu darbemizden önce diyor, tabii o ihtilal diye anıyor. Ya diyor, polis diyor, jandarma üniversiteye giremez diyor. Beklentiye bakın. Jandarmanın, polisin elini kolunu sallayarak üniversiteye girmesi. Buna lüzum olan bir üniversite istemiyoruz biz. Şimdi arkadaşlarımızın görüşlerinden ayrı düşünüyoruz. Keza genç sivillerden arkadaşlarımızın görüşlerinden de ayrı düşünüyoruz. Ama biz özgürce bunların tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi birbirimize özel bir, yani, husumetimiz yok. Tartışılsın, biz zaten fikirlerimizin güçlü olduğunu söylüyoruz. Küçük bir çağrım olacak sadece. Küçük. Yani biz gençler olarak bu örgütlenmemizin bir şekilde hem aileler tarafından hem gençler tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Neden? Bu 12 Eylül kabuğunu böyle kırabiliriz ancak. Bedru Aykan. Şimdi mesela AKP, aynı AKP üniversiteleri yalnız böyle eylemler veya susturmak için değil, polisin sürekli denetim ve fişleme için kıyafetli veya sivil polis olarak da girmesini ve denetlemesini istiyor. Yani bu oluşturulan beyefendinin hoşlanmadığı o faşist ülke, faşizan ülke gidişatının artık en abartılı tezahürü. Evet, polisler hep bu ülkede maalesef dövmüştür ve tabii ki bu özellikle sağ hükümetlerin polisleri, İçişleri Bakanlıkları hep bu dayağın sahibi olmuşlardır. Yani patronu olmuşlardır maalesef, özellikle gençlere ve üniversite gençlerine karşı. Şimdi mesela Ekonomist dergisinde dedi, işte dünya ekonomi sıralamasında Türkiye geriye gidiyor dedi, gittikçe geriye gidiyor dedi. Bunu da biliyoruz ve
enteresandır ki güya AB ile ilişkilerde Türkiye'de demokrasi ve ileri gidiyor dendikçe AKP tek parti iktidarında olay tamamen geriye gidiyor. Ben ne bekliyorum? Mesela kendisine ister genç sivil adı verenler, ister demokrasi adına yetmez ama evet diyenler artık mesela bu gibi konularda böyle mahcup eleştirel bir şey. Evet canım biz de söylemiştik böyle şeyler falan diyeceklerini. Hani nasıl mesela Taksim'den tünele başka konularda yürüyüş yapabiliyorlar? Mesela üniversitedeki polis dayağına karşı da Taksim'den tünele bu AKP şiddetine son, polis baskısına son diye yürüyüş yapmaları tutarlı olur. Mesela gün geçtikçe daha çok ortak payda olmalarını keşfetmeleri bekliyoruz. Genç siviller bunu yapar mı? Şayet samimilerse. Ha? Samimiyiz ben onu söyleyeyim de. Evet. Yani mahcup eleştirel bir yürüyüş mü? 25 Kasım günü o saatlerde bu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Burhan Kuzey yumurta atan aynı ekip Çanakkale'de Barış ve Çok Kültürlük panelini basıp Roni Margulies'e ve yumurta attılar. Roni Margulies'in üyesi olduğu partideki yani o örgütlenme yani o akşam polis şiddetine karşı Taksim'de yürüyordu. Yani bu kadar basit ki. Sonuçta öyle büyük eylemler yapmasak da buna karşı hiçbir şekilde mahcup olarak aa evet bu kötü demedik, sesimizi yükselttik, şimdi de yükseltiyoruz. Program yani kamusal alanlarda bunu söylüyoruz. Bir iki daha şey söyleyeyim de bu şeye yani bu yumurtanın çok böyle meşru ve şirin gösterilmesi şuna da yol açıyor. Mesela Roni Margulies ve Nabi Ağacı önceki gün gene Bodrum'da saldırdılar. Bu tür tepkilerin de gelişmesine yol açıyor. Şeyden hatırlayalım. Hrant Dink öldürülmeden işte Ermeni konferansı basılıyordu ve daha birçok mahkemelerde filan Bedri Bey iyi hatırladı o zaman. O zamanlar siz hatırlarsınız da Şişli'de Hrant Dink yargılanırken mahkemenin önündeydiniz. Evet, tamamen yanlış. Tamamen yanlış. Her şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Hakkı buna izin vermeyeceğim. Hakkı Devrim'de böyle bir yazı yazdı. Buna izin ilgili. Vermeyeceğim. Ona tekzip mi yolladı mı yayınlandı. Bir, Hrant Dink mahkemesine hiç zaman gitmedim. İki, Orhan Pamuk mahkemesine gittim. Onunla karıştırıyorsunuz. Onda da Orhan Pamuk yargılanmasın diye yazı yazan tek köşe yazarı benim. Orada da yargılanmasın diye gittim. Tabii. Bu iftiranızı size iade ediyorum. İade şey söyleyeyim kanıtlayamazsanız bir müfterisiniz. Bey gittiniz. Kürt konferansında da vardınız. Cevap vereyim size. O zamanlar hep Kınan'da. Cevap vereyim. Cevap vereyim. Bir dakika. Buyurun. Bu iftiraya izin vermeyeceğim. Tamam. Kürt konferansında yalnız aynı görüşleri Kürt ve Ermeni konferanslarında yalnız aynı görüşleri Şükrü savunan... Şükrü Elekdağ da Murat Belge ile aynı görüşte miydi? Bir dakika. Hazırladıkları listeye bakarsınız, buraya koyarsınız. Biz dedik ki, bastı dediği biz bir bildiri dağıttık. Bildiri şunu diyordu. Kürt veya Ermeni konferansı yapacaksanız dengeli şekilde bütün görüşleri savunan insanları bir araya getirin ki olay bir şiddet, husumet, kavga, gerilim yaratacağına bir çözüme ulaşabilsin. O bildiriler elimizde. Yani demokratik olarak eşit payda da gerilimi değil ortak payda da farklı düşünen insanları bir araya getirin dedik. Ha bu antidemokratiklikse antidemokratikliktir ama hiçbir iftiraya izin vermeyeceğim ona göre. Kürtler lahmacun yemesin diyen bir dergide yazarlık yaptı belki. Hemen cevap vereceğim. Bir dakika özür dilerim lütfen. Hemen cevap vereceğim. Tamam yeter. Hayır buna cevap vereceğim. Konudan tamam, bir dakika. Konudan ben başka bir şey söyleyeceğim. O dergi bir dakika. Ama Bedri'ye izin vermiyor ki başka yere olsun. Hiçbir iftiranıza izin vermeyeceğim. Ben faturası olmayan bir adamım. O dergi bahsettiği dergi o sayıyı çıkardığı gün gittim o dergide yanlış yapıyorsunuz dedim. Bu çok hatalı bir yol dedim. Sizi onaylamıyorum dedim. Desteklemiyorum dedim. Ve o gün yazılarıma son verdim. Dolayısıyla beyefendi bahsettiği o lahmacun yemeyin Kürtlere şu olun bu olun karşı gelin dediğini iddia ettiği derginin bir tek bunu söyledikten sonraki sayısında benim adımı ve yazımı bulamaz. Hiçbir iftiranıza izin vermeyeceğim. Peki. Ona hayır, göre tamam, bilerek çok... konuş. Şey son bir şey söyleyeyim de yani bu sağ hükümetler döneminde hep polis şiddeti uygulandıydı. Zaten yani sol CHP'nin iktidar olduğu dönemde devlet parti birlikteliği vardı 45'lere kadar. Yani sonuçta ondan sonra hep sağ iktidarlı oldu. Bir diğeri de DYP-SHP koalisyon döneminde de bu ülkede peki, en fazla sayılı meclis üyeleri yazı dönem. Üniversitelerin 12 Eylül döneminden CHP, sonra... CHP-SHP koalisyonu mu? Olmadı. DYP-SHP, DYP-SHP. Şimdi 12 Eylül'den sonra hep gençlerin ne kadar apolitize olduğunu ve 12 Eylül'ün en büyük darbelerinden bir tanesi hem öğretim üyelerine. Çünkü tabii 1402'likler tabii, tabii. Üniversiteden kovuldu, yurt dışına kaçmak zorunda kaldı, vatandaşlıktan çıkarıldı ve sonrasında gelen daha muhafazakar yapılanmalar oldu. Şimdi onun uzantısı
bağlantılarını yaşıyoruz diyorsunuz zaten. Dolayısıyla sadece bu hükümet döneminde değil, geçmiş hükümetlerde de. Peki üniversite gençliğinin daha bundan sonrası için daha politize olacağını, daha organize olmaya başladığını düşünüyor musunuz? Yani daha öğrencilerin tavırlarını ortaya koyduğu bir döneme mi giriyoruz? Bunun için ortam müsait midir? Şöyle bir şey, gençlerin politize olması, kendi örgütlülüklerini kendi örgütlenmeleri gerçekten bu gayet meşru ve iyi bir şeydir. Geçen gün ben burada tarafsız bölgeye katıldığımda da onu söyleyeyim. Mesela bir polis akademisi öğretim üyesi şunu söylüyordu. Efendim gençler örgütleniyor böyle telaşmış gibi. Örgütlensinler tabii, örgütlenecekler. Örgütlenme hakkı toplumun bütün kesimlerini tanımış bir haktır ve bu bir anayasal haktır. Gençler de örgütlenecek. Gençlerin politize olması, politikaya daha fazla katkı sağlamaları. Tabii ki yani faydalı, bütün toplumun politize olması, politikaya katılması, politika yapması faydalı bir iştir tabii ki. Yani bu hiçbir şey değil. Ve şeyi söylüyor yani, 1402'likler vardı, 1982 ve 83'te üniversiteden atıldılar. 90'larda falan geri dönmeye başladılar. İşte Mete Tunçaylar, evet. Daha Gündüz Vassaf mesela üniversiteden ayrılıp yurt dışına çıktıktan daha binlercesi, baskını olan evet. Binlerce isim. Şöyle bir şey mesela 28 Şubat döneminde de Alev Erkilet Orta Doğu'da İslami hareketler diye bir tez hazırladığı için, sosyolojik bir tez, üniversiteden atıldı. Yani üniversiteler böyle yerlerdi ve her zaman ideolojik olarak daha evvel de 12 Eylül'den evvel de yani birçok dönemde şeyleri hatırlayalım. 1960'ta Celal Bayar, 27 Mayıs'tan sonra Celal Bayar şey olsun, yaşından dolayı idam edilemiyordu. Koca koca hukuk profesörlerine, ceza hukuku profesörlerine idam edilebileceği yönünde şeyler, yazılar yazdırdılar. Böyle şeyler yapıldı yani o zamanki mahkemeler döneminde. Bütün bir yapısal olarak sistemi gerçekten eleştirmek gerekiyor. Buradan belli bir siyasal rant sağlayarak, efendim polis toplumu oluyoruz, faşizm geliyor, zaten böyle bir şey, yıkıldık, sesimizi çıkaramıyoruz, basın da susturuyor falan gibi şeyler. Niye basın susturmadı? Pek gerçekçi değil. Hayır, basın susturmadı mı? Neresi gerçekçi değil, anlamadım. Ya şimdi bakın, her iki taraf için de söylüyorum. Biz burada şu tarafta duruyoruz. Yani bir taraflaşma olduğu belli, değil mi? Fakat bir tutarlılık anca bizi bir noktada yani kendimizi ifade etmemizi sağlar. Ben de tutarsız bazı görüşler var. Şimdi polis devleti mi oluyoruz, olmuyor muyuz? Valla şöyle bir durumla karşı karşıyayız ama yani buna genç sivil arkadaşlarımızın tepki göstermesi lazım. Başbakanın nasıl ki ordu çıkıp da mevcut diyelim ana dille ilgili açıklamalar olduğunda ne demek diye şey yapıyorsa, buna karşı çıkılıyorsa, yani o ordunun o reaksiyonuna karşı çıkılıyorsa, başbakanın ben polisimin arkasındayım görüşüne de karşı çıkılmalıdır. Aynısını karşı çıktık Emreciğim. Bu da 12 Eylül'ün aynısıdır. Ve biz şimdi tutarlı olarak şunu söylüyoruz. Ben tarafların tutarlı olmadığını düşünüyorum. Yani burada bana demokrasi değil, bütün topluma demokrasi, bütün insanlığa demokrasi. Neden demokrasi? Şundan dolayı, üniversiteliler böyle görüşleri olur mu? Oluyor işte, bakın söylüyorum. Bu 12 Eylül bizi ezememiş. Ama bizi ezen 12 Eylül ise bugün de bizi ezen hükümet işte. Ezmeye çalışıyor, susturmaya çalışıyor. Sansür uygulansın istiyor. Sansür yok mu? Başbakan çıktı açık açık söyledi. Dedi ki bu çocukları konuşturmayın. Şey yapıyorlar. Medyaya oynuyorlar. Biz medyaya falan oynamıyoruz. Biz kendimiz konferans düzenliyoruz. Ayrıca geçen katıldığım programda AKP'li biliyorsunuz milletvekili kalktı gitti. Bugün rektör de burada konuşsun isterdik. Bu kadar yani özgüvenli görüşleri varsa çıksın söylesin. Ama bizim rektörlerimizin hali şudur. Bir, Mahmut Hoca kadar bile yoklardır. Okuldan atılan öğrencilerinin yanında değillerdi. Ama bu hangi parti fark etmez. Kahve etmiyordu. Hayır. Bütün rektörler konuşmuyor. Daha önce Alemdaroğlu nasıl ki öğrencileri atıyordu, okuldaki karşıt görüşlü hocaların kedilerini bile zehirliyorduysa. Kedilerini bile zehirliyor. Biz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak böyle yani bunları biliriz. Kedisini zehirliyorsa Alemdaroğlu nasıl o zaman ona karşıysak? Nasıl darbeci olduğunu bildiğimiz hocalarımıza karşı çıktıysak, bugün de bize yönelik soruşturmaları savunan, okulda siyasetin olmaması gerektiğini savunan, slogan atılmayacak bir üniversite hayal eden rektörlerin karşısındayız. Bunun AKP'li veya CHP'li olması veya darbeyi savunması veya savunmaması durumu fark etmez. Şimdi bu açıdan demokrasi bizim açımızdan öyle sadece kendisine olduğu zaman olması gereken bir şey değil. Biz hiçbir dönem antidemokratik bir uygulamanın olmasını kabul etmiyoruz. Evet. İnsanlar politika yapacaklar. Politika yapmalılar. Özür dilerim. Siyasetle alakadar olan toplum iyidir peki, zaten. Darbeye karşı çıkıyorum deyip bu kadar açık her koldan gelen bir sivil darbeyi hala genç arkadaşımızın yaptığı gibi canım ortada abartacak bir şey yok. Aynen Tophane dayağından sonra da
evet. Sayın Başbakan abartacak bir şey yok. Hocam abartacak tanırım bu gençleri varsa, demişti. Buyurun siz de o zaman. Hayır, bakın o arkadaşlarımız orada şu an konuşan arkadaşlarımız ya, genel demokrasi konuşuyorum. Mücadelesinde yer almıyorlar maalesef. Tamam. Buyursun alsınlar. Ben de bunu söylüyorum zaten. Şimdi aynı şekilde bakın. Genç siviller de tabii ki yer almalı. TGB'li arkadaşlar da yer almalı. Darbe ise darbeye de karşı olalım. AKP'nin polis baskısı buna da karşı olalım. Veyahut da soruşturmalar. Yani şimdi biz İstanbul Üniversitesi soruşturma aldığımızda kimse ses çıkartmazsa işte Hitler faşizmi gibi. İlk önce komünistler götürüldüğünde karşı çıkmazsın. Sonra papazlar götürdüğünde sonra bir bakmışsın seni götürmüşler. İşte sıra böyle oluyor. Evet. O açıdan biz üniversiteleri konuşacağız. Üniversiteleri tartıştıracağız. Ben buradan hemen duyurumu yapacağım. Peki son olarak duyuru çünkü ara vereceğiz ondan sonra başka konuya geçiyoruz. Ayın 5'inde, Ocak ayının 5'inde Başbakan şimdi bizi çağırmıyor dikkat ediyorsanız. Genç sivillerden arkadaşları çağırmışlar sanırım. Bizi muhatap almıyor. Önemli değil. Kimi çağıracaklar bilmiyoruz ama bizi çağırsın veya çağırmasın. Üniversite kendi konferansında tartışacak. Hocalarımız gelecek. Öğrenciler orada olacaklar. Öğrenci örgütleri olacak. Örgütlü öğrenciler de olacak. Örgütsüz öğrenciler de. Tüm öğrenciler olacaklar ama örgütlerimiz de orada olacak. İşçiler olacak, üniversite işçileri ve biz üniversiteyi tartışacağız. Taleplerimizi tartışacağız. Boğaziçi'nde 5'inde herkesi oraya mutlaka bekliyoruz. Şirin Hanım, ben 20 Eylül 2005'te Orhan Pamuk davasından önce yazdığım yazıyı arkadaşımızın bir ismi sunuyorum. Ya ben Bedri Bey'in böyle her tür konularda astronomi ile ilgili de programlara çağırıyor musunuz Bedri Bey? Ben anlamadım. Öğrenci olaylarıyla ilgili. Lütfen. Bundan sonra çok özür dilerim. Bundan sonra benim bu konularda yazılmış beyefendi öğrenci olayları hakkında siz bilmezsiniz. Siz doğmadan yazdım. 23 kitabın 12 tanesi. Fransız İhtilali hakkında da konuşmayın. İşiniz doğmamıştı. Koyda şey durmuyor. Buyurun okursunuz. Böyle iftira atmazsınız. Bundan sonra okuyun öğrenin. Buyurun. Meselemiz öğrencilerin sesini duyurabilmekti. Bu ülkede öğrenciler, öğrenci grupları, öğrenci dernekleri, örgütleri de artık o ya görüşten ya da bu görüşten seslerini çıkarıyorlar. Haklarını arıyorlar. O görüşten ama bu görüşten bir daha altını çizelim. Peki rektörler ne yapıyor? Rektörler farklı farklı rektörlerden farklı farklı tepkiler geliyor. Daha önce Yıldız Üniversitesi rektörünü ağırlamıştık. Bugün Manisa Üniversitesi'nin rektörünün tepkisini dinledik. Dolayısıyla üniversiteler ve rektörler ve öğrenciler yeni konumuzdu. Biz de onların sesini sizlere iletelim istedik. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmıyorsunuz. Dönüşte bambaşka bir konuyla birlikte olacağız. Esra Elenü, Marmara FM Genel Yayın Yönetmeni bizimle birlikte olacak ve biraz Anadolu'yu konuşacağız. Şu Tunceli'deki birhanelerde çalışan kadın garsonlar meselesine değineceğiz. Birazdan. Ne oluyor'a devam ediyoruz. Öncelikle sizlerden çok fazla mail yorum geliyor. Gelmeye de devam etsin lütfen. Bu arada beni o ya da bu görüşü çok fazla desteklemekle suçlayanlar var. Hayır, ne oluyor? Bütün görüşlere yer verilen bir program. Ne o görüş, ne bu görüş, ne o parti, ne bu parti, ne o muhalefet, ne bu muhalefet. Herkese muhalefet edenler de burada. Farklı görüşleri savunanlar da. Dolayısıyla dediğim gibi rektörü de davet etmiştik, gelmedi. Öğrencilerin sesini aktarmaya çalıştık sizlere. Öğrenciler nasıl olur da konuşur diyen yorum atan seyircilerimizi de ayrıca şaşkınlıkla karşılıyorum. Dolayısıyla onu söylemek isterim ki hiç kimseden taraf değiliz. Farklı görüşler hepimizin yaşadığı bu ülkede ekrana gelebilsin diye bu programı yapıyoruz. Şimdi Bedri Baykam'ı niye konuşturuyorsunuz diyen öğrenci de oldu. Demek ki onların bile aralarında demokrasiyi hazmetmesi gerekenler var. Genelde her taraftan çok fazla sinirli mail geldiği zaman anlıyorum ki aslında iyi bir şey yapıyoruz. Şimdi Esra Elönü bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Star Gazetesi yazarı. Marmara FM Genel Yayın Yönetmeni de diyebiliyoruz zannediyorum. Sizi öyle tanıdılar ama şimdi Star Gazetesi yazarı titrinizden de sizi ağırlıyoruz. Bedri Baykan bizimle birlikte kaldı öğrencileri gönderdikten sonra. Şimdi aslında meselemiz şu. Esra Elönü'nün fikirlerini o yüzden merak ettim. Bu hafta içinde biliyorsunuz bu Tunceli'deki birahanelerde çalışan kadın garsonlara karşı bir eylem vardı. Ve kadın bedeni üzerinden bizim kültürümüz bozuluyor eylemi yaptı Tunceli. Bunun üzerine mesela Ali Bulaç Zaman Gazetesi'nden dedi ki Tunceli aslında muhafazakar değil ama mazbut bir ilimiz ve bu eylemi destekliyorum. Şimdi buradan yola çıkarak başka yazarlar da şunu konuştular. Giderek içkileri, içki satan yerlerin yasaklandı, kadın garsonların engellendi.
beklendiği, otellerin bile açılamadığı bir Anadolu'ya doğru mu gidiyoruz? Hatta işte Başbakan'ın Muş ve Bitlis'te otel olsun önerisine ya olacak ama nasıl olacak? Restoran bile açılamadıktan sonra denildi. Esra ile nasıl değerlendirdiniz bu Tunceli'nin eylemi? Hatta şöyle muzip bir yazı da vardı. Bu eylem Konya'da olsaydı eğer herkes ayağa kalkardı. Tunceli'de olduğu için birden sesler kesildi diye. Mesela ne oldu tepkiniz? Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi öncelikle işte muhafazakar yapı içerisinde o çerçeveden baktığımız zaman bu tarz yanılgıların gelenekselleşmiş yani gelenek değil içselleşmiş yerlerde çok fazla olduğunu görüyorum. Yani bunun aslında bir muhafazakarlıktan öte geleneklerini, adetlerini ve kendi tabularını yıkamamış insanlar arasında oluşması tabii ki aşikar bir şeydi. Ama ben buradan ayrıca bu tarz ortamlardan, bu tarz çerçevelerden aynı zamanda geçmiş yıllarda olduğunu biliyorsunuz. Geçmiş yıllarda yani 28 Şubat öncesinde böyle bir şey olsaydı hemen direkt şeriat, direkt irtica gibi şeylerle biliyorsunuz uygulanırdı. Ama şu anda ben bu tarz korkuların, bu tarz söylemlerin biraz yersiz olduğunu düşünüyorum. Bu işte içkiden ya da alkolden muaf tutularak bir insanın ya da bir kesimi ben herhangi bir düşünceye doğru, düşünce kanalizine doğru itilmemesi taraftarıyım. Ama bu tarz şeylerle bence çok karşılaşacaktır. Çünkü Anadolu'da biliyorsunuz Anadolu metropol standartlarından çok uzak. Dolayısıyla bu tarz şeyleri ben muhafazakarlıkla değil, geleneklerini aşamamış insanların bir tepkisi olarak görüyorum. Bedri Baykam'a sormak isterim. Yani şimdi mesela şöyle bir tespit yapılmış, enteresan. Anadolu ekonomisinin sıçrama yapması, yani Anadolu kaplanları dediğimiz ve Anadolu kentlerinin giderek sanayileşmiş büyük kentler haline gelmesi, orada büyük binalar, alışveriş merkezlerinin hayata girmesiyle birlikte gerçekten Anadolu'nun yaşam biçimi değişti. Bunun içinde belki nasıl diyelim belli beklentiler doğrultusunda yok. Evet, içkili restoranlar yok, barlar yok ama farklı bir yapılaşma var. Buna karşı da eskiden sanayileşmiş ve modern yaşam tarzını benimsemiş mesela İzmir gibi diğer kentlerin gölgede kaldığı yorumu yapılıyor. Biraz, ne anlamda gölgede kaldı? Gölgede kalıyor çünkü işte bu değişim yakalanamıyor. Dolayısıyla oradaki her yaşam biçimi mazbutluk ya da gericilik ya da muhafazakarlık olarak algılanıyor. Bu tespite katılıyor musunuz? Ha şimdi mesela Türkiye'de özellikle AKP hükümetinin son 8 yıldır nasıl bir insan profiline ulaşmaya çalıştığı, nasıl bir toplum mühendisliği yaptığı ortada. Gittikçe daha çok dinsel bölgelere itilen, dinsel eğitime itilen, daha çok dinin ön plana çıkarıldığı, Türkiye'nin bile siyasi ilişkilerinde Orta Doğu'ya bir yandan AB ile konuşuyoruz derken Orta Doğu'ya kaydığı, başbakanın zaten batıdan daha çok doğuya gittiği, bir dünyada yaşıyoruz ve artık daha detaylarına girmeyeyim, herkes biliyor neden bahsettiğimi. Şimdi hatta ne bileyim işte Türkiye Amerika'da olan medya tanımlamalarında artık İslamcı ülkeler arasında geçmeye başladı. Bunun tepkilerini oradaki Türkler şaşkınlıkla yaşıyorlar. 11 Eylül'ün tanımlanması veya yıl dönümlerinde dahil olmak üzere. Şimdi burada meşhur laf işte, isteyen içer, isteyen içmez değil mi? Kimseyi zorla içecek hali yok. Kimi insan sağlık açısından içmek istemez. Kimi insan bir kadeh içer, kimi insan bir şişe içer. Limitini herkes bildikten sonra bu herkesin kendi seçkisidir. Ne var ki? Örneğin AKP hükümeti işte diyelim bir deniz otobüsü mü? Mesela orada alkol satmıyor. Yani isteyen içer, isteyen içmeyi uygulamıyor. Ya da işte televizyonlarda diyelim reklam olayı veya dizilerde alkolün, sigaranın görünmesi olayı. Mesela buna karşı büyük baskı. Hep yani bu hani kötüdür. Bir yaşam tarzının hep kötülenmesi şeklinde. Neden? Çünkü sigara, alkol aynı zamanda bar, gece kulübü, diskotek, müzik, çağdaş yaşam tarzı bu çağrışma yapıyor. O yüzden alkole sürekli yeni vergiler getiriliyor. Anti propaganda getiriliyor. Ve Anadolu'da da tabii diyelim ki daha muhafazakar, mazbut nasıl isimlen adlandırırsak adlandıralım.
Anadolu'da da tabii bunlar gittikçe bu insan profili, toplum mühendisliği, işte çocukların erken yaşta Kur'an kursuna gitmesi, arkasından imam hatipler ya da daha sonra AKP'nin kadrolaşmaları dolayısıyla işte çok iyi biliyoruz ki türbanlı eşi olanların daha kolay iş bulmaları, plase olmaları, bütün bunlar öyle bir kar topu fenomeni yaratıyor ki sonuçta bakın bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce siz Anadolu'nun değişik kentlerinde diyelim bu kadar içkili lokanta bulabiliyorken bugün belki bu kadar bulabiliyorsunuz. Peki. Şimdi bu bir tesadüf değil, bu yürütülen bir politika sonucu, bir yaşam tarzı da yatılıyor. Mı acaba, yani bunu sorgulamak istiyorum. Yani biz hep her şeyi bir AKP üzerinden tartışıyoruz da AKP bir bakın, sonuç mu, sebep? Ben şimdi şunu söyleyeyim size. Bencim Erkan'ın son söylediği şeyler gerçekten beni çok şaşırttı. Çünkü birincisi şöyle bir yanılgı içeren, yanılgı deryası içerisinde yüzen bir tabirle karşılaştım ben. Türbanlı insanların daha kolay iş bulduğunu söyledi Bedri Baykan. Ve bu kadar dayatmanın, işte içkinin ve sigaranın altında bile İslamcı bir dayatma, İslamcı bir zorlama olduğunu lensettim. Ama ben kesinlikle bunlara katılmıyorum. Çünkü bir takım gazetelerde, bir takım medya içerisinde bu tarz mesela alkolün reklamının olmaması sigaranın neden reklam olmadığıyla, olmamasıyla alakalı bir şeydir. Yani bu zararları noktasındadır. Şimdi bu zararları noktasından tutup da eğer bunu getirip bir İslamcı dayatmaya getirirsek burada çok komik bir prototip ortaya çıkar. Bu bir. İkincisi türbanlı arkadaşlarımız. Şimdi madem konu yavaş yavaş hoşgörü, madem konu yavaş yavaş birbirimizi kabullenip kabullenmediğimiz noktasına geliyorsa şurada şunu söylerim. Ben türbanlı arkadaşlarımıza gerek muhafazakar çevre içerisinde, gerek karşıt çevre içerisinde kesinlikle sıfır toleransla karşılarında duran bir güruh görüyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Maalesef ki Bedri Baykan'ın görüşüne katılmadığım gibi aynı tarzda yani turbanıyla iş bulamayan arkadaşlarımız bugün yine muhafazakar çevre içerisindeler. Fakat hani burada turbanlı arkadaşlarım, bu arada savunuculuğunu yapmıyorum. Ben burada Esra Eren'in önemli bir şey. Çünkü bu soru başıma bayağı bela oluyor. Bu yüzden buradan ikinci bir dayatma çıkarmak, İslami dayatma, Türkiye'nin İslamlaşması ve şeriat olgusu içerisinde debelenmesi gibi cümleler çıkarmak bence gerçekten bir hayal ürünü. Çünkü biz bu çerçevenin içerisindeyiz. Biz derken ben böyle bir çerçevenin içerisindeyim. Hadi ben şanslıyım. Evet ben bir radyonun başında bulundum. Evet ben bir yazarım. Ama zehir gibi arkadaşların hangi tür baskılarla olabilecek kendi birikimlerini, kendi zeka seviyelerini değerlendirecek bir platform bulamayışları kesinlikle türbanlarıyla ilgilidir. Yani zihinsel atraksiyonlarıyla ilgili bir şey değildir. Bugün hiç kimsenin hiç kimseden farkı yok. Bakın bugün benim söylemek istediğim tek şey aslında şu. Şu bence özetleyecektir. Kolektif dayatmalar, kolektif korku bir sürü psikolojisini yaratır. Ve bu psikolojinin içerisine dahil olmayanlara da şiddet uygulanır. Yani bugün aslında layık olan ya da herhangi bir cemaate bağlı olan herkes kurtulur. Ama ortada kalanlar, bağımsız olanlar, kendi bayraklarını, kendi özgüvenleriyle, kendi zihinsel argümanlarıyla aşmış olanlar maalesef ki arka planda kalıyor. Ha bu demek değildir ki biz kendi camiamız, camia demeyelim, kendi kıyımız içerisinde iş sorunu yaşamıyoruz. Pek tabii çok yaşayan arkadaşlarımız var. Ama şimdi tutup da buradan türbanlı arkadaşların çok kolay iş bulabildiğini söylerseniz ben hakikaten, çünkü ben yaşıyorum, ben görüyorum. Bunun benim gördüğüm kanıtları var. Bu arkadaşların ne kadar zorlandığını ben biliyorum. Ama Allah nasip etti. Biz daha şanslı çıktık. Nasıl şanslı çıktık? O olguyu, o kesit noktayı görüyoruz şu anda. Şimdi ben türbanlı arkadaşlar daha kolay iş buluyor demedim. Orada bir yanlış anlamı olmuş hanımefendiyle. Ben dedim ki türbanlı işi olan kişileri AKP bürokrasisi kullanıyor dedim. Çok farklı iki, çok farklı iki şey. Evet. Çok çok farklı. Alakası yok birbirine. Şimdi Türkiye'deki bütün sosyal meselelerin hiç alakası yok. Biri AKP'nin plase ettiği bürokratlar, öbürü sizin İstanbul piyasasında bakın, veya nerede iş buldunuzla ilgili. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Bedri Bey'le biz çok ayrı düşünüyoruz. Belli. Ama
Bugün burada tek ricam kimse kimseyi fırçalamasın. Evet. Yo, zaten ben bir fırça yapmadım ki size bir fikir söyledim. Yanlış anlamışsınız gibi bir şey yok. Şerif Bey şöyle bir yerini yapıyorum. Niye bu kadar gerginsiniz? Bu sizin yorumunuz hanımefendi. Ben çok rahatım. Yani, ben sizin yorumunuz. Fırça derken hani bir ironi yapmak istedim orada. Yok, yok. Umarım anlaşılmıştır. İroniye de gerek yok, fırçaya da gerek yok. Yalnız çünkü, fikir tartışması yapıyoruz. Sakin aynen ol. Aynen öyle. Şimdi ben Türkiye'nin çok önemli bir dönemden geçtiğini ve çok önemli meseleleri olduğunu düşünüyorum. Ve bu meseleleri konuşurken de dönüp dolaşıp her şey hükümetlere ya da siyasilere ve partilere bağlı. Niye geliyor? Bundan biraz rahatsızım. Aynen aslında neden geliyor? Yani neden siyasilere tartışıyoruz? Şimdi Şirin Hanım, içkilere vergi geliyor mu? Vergi artıyor mu? İnternetten içki satışı yasaklanıyor mu? Yani şey 10 tane sayabilirim böyle. Şimdi dolayısıyla bunun hükümetle ilişkisi yok derseniz bu gerçekçi olmaz. Peki ama şunu sormak istiyorum. Biz acaba gerçekten çok modern bir toplumlukta bir siyasi partinin ya da bir siyasi hareketin ya da yayılan belki bütün dünyada şu anda çok trend olan bir içine kapanma, muhafazakarlaşma devamı olarak mı daha Anadolu'nun yaşam biçimi, Anadolu demek de biraz garip geliyor aslında, İstanbul'da da çok farklı yaşam biçimleri var ama geldik yani bugün baktığımız zaman hani siz diyorsunuz ya hep eskiden Anadolu'da çok içkili yerler vardı, bunlar gerçekten benimsenmiş mekanlar mıydı? Bugün birdenbire Tunceli'de ya da Aydın'da, mesela Aydın'da içkili yerleri de polis denetledi, çocuklar var mı yok mu diye, şimdi karşımıza mı çıkıyor gerçekten? Bedri Bey'e sormak istiyorum. Yani bu kadar akla kara hale nasıl gelebilir? Bir yerde o zaman bir çarpıklık varmış değil mi? Yok. Nasıl bir toplum hedefliyorsanız öyle bir toplumu eğitimiyle, bürokrasiyle, kanunlarıyla, basın yönlendirmesiyle, hükümet yönlendirmesiyle, sürekli demeçlerle öyle bir toplum geliştirirsiniz. Şimdi mesela biz kalkıp Clark Gable'ın içtiği sigaraya bile mozaikleşme getirecek kadar güya insan sağlığını korumak adına diyelim sigaraya böyle bir saldırı yapıyoruz. Televizyon kanalları veya yönetmenler bunu nasıl kabulleniyor? Nasıl savaş açmıyorlar hükümetin bu politikasına? Bunu ben anlamış değilim. Yönetmenlere soruyorum buradan. Kendinize gelin diyorum. Ama isteyen istediğini bıçaklayabilir, öldürebilir, tüfekle vurabilir, gözünü patlatabilir. Yalnız haberlerden bahsetmiyorum, AB standartında dayaklardan, filmlerden bahsediyorum, dizilerden bahsediyorum. Bunun herhalde sağlığa bir zararı yok ki, bu serbest mesela, değil mi? Ben diyorum ki hayatta ne varsa o görülür. Yani bir filmde sigara görülmesin demek kadar iptidai bir şey olabilir mi? Ama demek istediğim şey şu, biz mesela dünyanın her yerinde biranelerde çalışan kadınlar vardır. Bu yalnız belirli tutucu dini baskı altında ülkeler hariç. Dolayısıyla bu yalnız Türkiye'ye has bir şey değildir. Türkiye'de de hep olmuştur, dünyada da hep vardır. Ama buna bile bir hayır diye yürüyüş yapma şeklinde kadına evine kapan, hele işte halka açık yerde çalışma, bira verme falan gibi, sanki bir hanede çalışmakla sanki bu bir genel evde çalışmak gibi bir hava yaratmak tabii ki çok gelecek. Şimdi bunlar kendiliğinden olmuyor. Bir insan mühendisliği var, bir toplum mühendisliği var. Siz mesela Atatürk'ün de bir toplum mühendisliği vardı. Bu hükümetin de bir toplum mühendisliği var. Diyelim ki birçok açıdan birbirine yaşam tarzı olarak zıt şeyler. Yani mesela ne bileyim bu hükümet halka açık yerlerde dans yarışmaları düzenleme gibi bir mesela bir refleks geliştiren belediye başkanlarına sahip değil mesela. Ya da belediye başkanları fazla kadın çalıştırmak istemiyor mesela. Ya da diyelim buna benzer basına yansıyan bütün kadrolaşmalarda işte trafiğin ortasında kaç tane araç geçiyor say diye konulan kadınları da hatırlıyoruz. Evet. Şimdi bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunlar kendiliğinden olmuyor. Ama burada Esra Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdi burada enteresan olan bu yani mesela türbanlı kadınların çalıştırılması meselesi önemli bir mesele. Çünkü kadın istihdamında eğer buysa üniversitelere girmesi, eğer iş bulmaları, eğer kadının evden çıkması ve çalışmasıysa tercihleri neyse o yönde başını kapatmak istiyorsa çalışması esas olandır değil mi? Bunun hep konuşuldu, tartışıldı. Fakat şimdi enteresan olan burada bu birhanelerde kadınlar çalışılmalı mı çalışmamalı meselesi mi? Bir kere bunun üzerinden yürüyen bir tartışma var.
Garip olan da belediye başkanının kadın olan bir ilde Tunceli'de oluyor bu. Bunda bir rahatsızlık duydunuz mu siz? Çünkü farklı bir yaşam biçimi benziyip ama farklı konularda da muhalefet yapabilen bir insansınız. Mesela bunu rahatsız etti mi sizi? Yani kadınlar bir an önce çalışmasın. Yani kadınlar garson olmasın, birane değil. Bunun devamı kafe olarak da gelebilir, sinema olarak da gelebilir. Tabii şöyle rahatsızlar. Yani bir biranede sonuçta bu kadınlar zorla çalıştırılmıyor. Bunlar kendi istekleri doğrultusunda çalıştırılıyor. Peki tabii ki rahatsız eden. Yani tamamıyla kendi hürriyetlerini, kendi sarfiyatlarını biranede çalışarak kullanmak istiyorlar. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Ama bunun dini baskıyla ne alakası var? Ben onu hala çözemedim. Yani dans dediniz, birhanelerde kadınların çalıştırılmaması, işte buradan dediğiniz bir zorlama dediniz. Hani bunun dinle ne alakası var? Bunun dinle alakası yok. Bunun geleneksel, kesif, baskıcı, insanların kendi gettoları içerisinde, kendi zorlamaları içerisinde bu psikozdan kurtulamayışlarının bir tezahürü durumu. Yoksa bunun dinle ne alakası var? Yani şunu söyleyeyim, din ya da İslamcılık adı altında eğer AKP'ye buradan, şimdi ben konunun AKP'ye niye gittiğini çok şaşırıyorum. Çünkü sosyal bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü siyasi bir şeyden bahsedeseydik pek tabii olay başka bir yerden kanalize edilecekti ama şimdi sosyal bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu kadınlar zorla burada çalışmıyorlar. Bu kadınların belli hassasiyetleri var ve bu hassasiyetleri doğrultusunda pek tabii piyasa sözüyle kendi ekmeklerini oradan kazanmak istiyorlar. Şimdi bunun tutup da helalliğini, haramlığını, neye uygun, neye uygun değil, bunu tartışacak değiliz. Ben tartışamam. Çünkü ben zaten evet muhalif bir kalem olduğumu düşünüyorum. Bu kadınlara siz burada çalışamazsınız diyen insanın da karşısında olurum. Ama bu buradan işte İslamcılar böyle, siz böyle yapıyorsunuz gibi bir tamamıyla manipüle edilmiş bir algıyı bizim üzerimizden dayatılmasını gerektirmez. Ben bunu konuşuyorum. Yoksa bu tamamıyla sosyal bir olay. Yani siz zannediyor musunuz ki aynı baskıyı zaten türbanlı öğrenciler, yani türban başörtülü arkadaşlarımız. Yani ben kendi adıma çok konuşmak istiyorum çünkü burada hiçbir başörtülü adına konuşmak istemiyorum. Böyle bir şey yaşasaydım yine o düşüncenin karşısında oldum. Bu bambaşka bir şey. Yani geleneksel egzersizlerden kurtulamamış, zihni yapısını herhangi bir baskı altından kurtaramamış insanların baskısının karşısında şimdi İslamcılar bir İslami set çıkartırsak o zaman ben dedim ki ya bununla ne alakası var? Bu ya bambaşka. Toplum mühendisliği dediniz. Evet. Buyur. Toplum mühendisliği. Ama çok açık yani. Alakası çok açık derken siz açın. Yani mesela nasıl bir eğitim, mesela ne kadar diyelim ki ne kadar genetik bilimle olan ilişki nasıl analiz ediliyor, yaratılış nasıl analiz ediliyor, nasıl laik eğitim savunan çeşitli milli eğitimdeki çeşitli kadrolar nasıl boşa alınıyor, nasıl onların yerine atamalar yapılıyor, nasıl adım adım işte diyelim imam hatiplere giden kişilerin, dini eğitim alan kişilerin önü açılıyor, kadrolaşmaların önü açılıyor. Bakın, ya bunları artık şey bütün geldi. Türkiye Belir biliyor. Dolayısıyla tabii ki aynı şeye geldi. Bakın bütün bizi izleyenler bunu biliyor. Bütün bizi izleyenler neden bahsettiğimizi biliyorlar. Siz benim denetmenim değilsiniz. Polisim de değilsiniz. Siz ben AKP gibi bakın siz AKP gibi polislik yapmayın bana lütfen. Yapmayın. Beni denetlemeyin. Beni denetlemeyin hanımefendi. Fikrinizi söyleyin. Beni denetlemeyin. Benim denetmenim değilsiniz. Kimse hiçbir şey anlamıyor. Peki. Ben anlamıyorum yani. İşte ben bundan çekiniyorum. Yani benim denetmenim değilsiniz. Fikir konuşun ben. Gelip olay geliyor, o karıncalar, o şeyler. Gidip yine o AKP'ye doğru. Yani ne burada ben AKP'nin bir kere savunucusu değilim. Olmayın. Değilim. Tamam. Nasıl? Ama ben eleştirmeniyim. Hayır. Siz savunucusu bakın, olmayın. Ama ben eleştirmeniyim. Demokrasi ölçüsü içerisinde ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. Tamam söyleyin. Ve ben bu düşünceleri söylerken siz de diyorsunuz ki imam hatipli olan öğrenciler çok komik bir şey söylüyorsunuz. Benim nesi komik? İmam hatiplerde yani, alkol açıldığını söylüyorsunuz ki imam hatipli arkadaşlar bugün iş sorunu yaşayan arkadaşlar. Bugün bir istihdam sorunu yaşanan arkadaşlar. Yani şimdi tutup da sırf AKP'ye yani komik bir yere getirmek için de buradan bizim üzerimizden bir şey oluşursanız pek tabii ben sizin özür dilerim.
yani fikri olarak denetlemek zorundayım. Yani bu size sesinizi cevap verebilirsiniz. Denetleyemezsiniz peki. Beni. Bana cevap peki. verirsiniz. Haddinizi bilin o kadar. Peki. Siz de haddinizi bilin. Lütfen bu üsluba girmeyin. Hayır ben bu üsluba lütfen. Kimse kimsenin denetmeni değil. Denetlemek derken anlamıyorsunuz. Alegori yapıyorum beyefendi. Burada denetlemek derken şundan bahsediyorum. Ses tonunuzu yükseltirseniz ben size müdahil olmak zorundayım. Peki. Çünkü ben bu ses tonunu muhatap olmak istemiyorum. Tamam. Bu kadar dakikalarımızı harcamayalım. Şimdi şöyle. Usul hakkında konuşmayalım, konuyu konuşalım. Uslup hakkında da konuşmayalım o zaman. Tamam. Şimdi bakın. Çünkü uslup üzerinden gitmiyor. Peki. Şimdi seyirciler bizden kopup gidecekler tartışmadan. Yok hayır ben çünkü şöyle geriliyorum. Burada bambaşka bir şeyden konuşmamız gerekiyor. Çünkü hayır, bakın hanımefendi mi karar verecek? Benim neyi konuşacağım o hanımefendi mi karar verecek? Bakın rica edeceğim. Belir Bey bir saniye. Müsaade edin ben sorumu soracağım. Şimdi. İki tarafa da iki tarafın ters gelecek görüşleri sormaya çalışıyorum ki onun üzerinden gidelim. Şimdi Ayhan Aktar geçmişte yazdığı bir makalede şöyle söylüyor. Özellikle bu Anadolu'daki muhafazakarlaşma meselesinde valilerin rolüne değinirken devlet bürokrasi içinde Fethullahçılar örgütleniyor çığlıkları atan yaşlı beyaz Türklere de bir çift sözüm olacak. Çocuklarınıza Boğaziçi veya ODTÜ'de işletme okutup bankacı olmak yerine mülkiyeyi bitirip vali olma fikrini aşılasaydınız yeni nesil valilerin yerinde sizin çocuklarınız olabilirdi. Şimdi hiç ağlamayın bunu siz istediniz. Ayrıca beyaz Kemalist Türklere de bir tesellim var. Kemalist sistem köy çocuklarından vali yaratmayı başardıysa bu Kemalizmin zaferidir. Sızlanmayı bırakın diyor yazar Ayhan Aktar. Bunu da niye söylüyor? Güneydoğu'ya yani Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'a yaptığı ziyaretler sırasında evet belki oteller yok, belki turistlerin gidebileceği restoranlar yok, belki modern şehirlerin beraberinde getirdiği mekanizmalar yok ama farklı bir yapılaşma var. Ve de bunun sonucunun da aslında bütün Cumhuriyet tarihinin getirdiği bir sonuç olduğunu söylüyor. Bakın Cumhuriyet tarihi sayısız mükemmel vali görmüştür. Nevzat Ayaz'ı görmüştür. Ben kendi ailemden valilik, vali muavinliği yapan, belediye başkanlığı yapan dayım İhsan Yalçın vardır. Son derece saygın görevler yapmıştır. Dolayısıyla yok beyaz Türkler vali yetiştirmedi falan bunlar polemik yok böyle bir şey. Ama mühim olan kimlerin bu kadrolaşmalarda vali yapıldığı, vali atandığı. Mesela Kubilay anma törenine vali neden katılmadı? Neden Kubilay anma törenine katılmayacak valiler oraya atanıyor sorusunu ben sormak durumundayım. Evet. Yani insan durup dururken vali olmaz. Belirli kadrolaşmalar çerçevesinde sonunda bakanlıklar, başbakan bir kararname ile bu valileri seçer ve atar. Sonuçta da AKP hükümeti tabii ki kendi yaşam tarzını, kendi yaşam görüşünü bir yerde uygulayan ve maalesef 12 Eylül referandumunda da gördüğümüz gibi siyasete de müdahil olacak valileri seçtiği için ve bu şekilde valileri de maalesef siyasette kullanabildiği için ki bundan şikayet etmeyen kalmadı 12 Eylül referandumları çerçevesinde. Ortaya bu nahoş sonuçlar çıkmaktadır. Yoksa beyaz Türkler artık mülkiye adam yollamıyor, vali yapmıyor, bir şey yok. Peki siz bu görüşe katılmıyorsunuz. Şimdi reklam dönüşünde ben Esra Hanım'a başka bir soru soracağım. Siyaseti bir tarafa bırakarak. Şunu sormak istiyorum. Muhafazakarlık kendi alanlarını daha serbestleştirirken, yani muhafazakar hayat biçimleri de artık bugün toplumda yerini ve ses hakkını bulurken, bu sefer acaba öyle yaşamayanlar, hani şu endişeli moderni tartışıyoruz ya kaç gündür, bu endişeli modernlerin yaşam biçimleriyle nasıl yeni bir formül ortaya koyacak? Yani birlikte yaşamak nasıl becerilebilecek bunu soracağım. Ama kısacık bir reklam arası, birazdan birlikte olacağız. Ne oluyor'a devam ediyoruz. Bu arada Tunceli'li seyircilerimiz çok alınmışlar. Siz herhalde Tunceli'ye hiç gelmediniz diyorlar. Hayır çok geldim. Biz diyorlar şiddete karşıyız. Bizim marketlerimizde, kafelerimizde her yerde kadınlar çalışır. Başı açık olan da, başı kapalı olan da. Biz biranelerdeki kadın bedeninin satılmasına karşıyız ve bir meta olarak sunulmasına karşıyız. Dolayısıyla Tunceli'yi yanlış tanıtmayın diyorlar. Öyle bir amacımız yoktu zaten. Tam da bu konuşuyorduk bu zaten. Bu medyaya yanlış yansıdı farkında.
sayarsanız yani birhanelerde çalışan kadınlar dendi. Evet. Bu şekilde onun üzerinden tartışıldı medyada. Yoksa Tunceliler'in ne kadar açık insanlar olduğunu Türkiye'de bilmeyen yok. Şimdi tabii ki seks işçilerine herkes karşı, muhakkak ki kadın bedeni ne satılsın ne şiddete uğrasın, özgürleştirilsin. Bu kesinlikle hepimizin savunduğu, en azından bir kadın olarak benim savunduğum bir şey. Ama şimdi burada mesele... Bunun hakkında da bir gün bir program yapın Şirin Hanım. Olur, kadın meselelerini de çok yaparız. Ama bunun üzerinden çıkarak tabii tehlikeli noktalara da mı... Tehlikeliyi tırnak içinde söylüyorum. Böyle algılandığı için, yani böyle tespit edildiği için gidiyoruz. Çünkü bugüne kadar ne deniyordu? Mazmut hayat yaşayanlar, mazmut hayatlarından dolayı ya utanmak ya köşeye de kalmak ya da o hayatı savunmak ve belki de çok fazla göstermemek durumundaydılar. Ama şimdi iş tersine mi dönüyor diye çok seyirciden mektup, mail alıyorum. Şimdi bugün... Kendini muhafazakar ya da mazmut olarak tanımlayanlar bunun sınırını nerede çiziyorlar? Yani onlar içinde bile daha az mazmut olanlar bu sefer de yaşam biçimleri hakkında sorgulanacaklar mı? Ya da bu muhafazakarlar bu gücü ele geçirdiklerinde ya da böyle daha muhafazakar bir yaşamı savunduklarında öyle olmayanlar ne olacak? Anadolu kentlerine nasıl görüyorsunuz? Bunu Anadolu kentlerinden ziyade aslında bu her yere yani bu harita bence... Her yere su götürür diye düşünüyorum. Bunun şununla alakası var. Biraz önce söylediğiniz şeye katılıyorum. Evet, muhafazakarların içerisinde de ayrıyetten bir dediğiniz gibi modernliği fazlasıyla, bütün modernlik standartlarından fazlasıyla bu deryaya dalmış olan muhafazakarlar var. Ve bunun karşısında bütün değerlerini, bütün modernliğe karşı kullanıp daha da muhafazakarlık, muhafazakar bir duruşu tercih etmiş iki taraf var. Dolayısıyla işte burada fraksiyonlar, kendi içimizde böyle sorunlar yaşıyoruz. Sorun mu denir bilmiyorum ama şu olabiliyor, evet. Bu sefer zihinsel hoşgörüsüzlüğe, yani yaptığınız bir şeyin ya da giydiğiniz bir şeyin şekilsel olarak yanlış anlaşılmasına, farklı yorumlanmasına sebep oluyorsunuz. Mesela ben atıyorum kendimce bir stil belirlediğimde bu yine daha muhafazakar olan bir grup tarafından işte sen tesettüre uygun değilsin, sen tesettürü yaşamıyorsun gibi benim karşıma gelebilecek bir duvar, bir seti çekiliyor. Dolayısıyla ben de aslında böyle bir savaş veriyorum, böyle bir şey yaşıyorum. Şimdi Anadolu üzerinden de giderseniz burada pek tabii ki kadınların satılması... Kadın hakları üzerinden gittiğimiz zaman çok pespayı bir durumdur bu. Bunun kimse savunucusu olamaz. Ama Tunceli kardeşlerimiz çok güzel cevap vermişler. Orada dini dayatmaya bağlı hiçbir şey yaşamadıklarına dair açığı da olduğunu, kapalığını da olduğunu, bütün arkadaşların birbirine hoşgörülü olduğunu zaten size maille bunu iletmişler. Bunu buradan tutup da tekrar metropol... kente, metropole sarf ettiğimizde şöyle iki tezat çıkıyor. Biz kendi içerimizde belirli gelgitler yaşıyoruz. Ama bu olası bir gelgittir. Nasıl? Her şey değişiyor. Bugün teknoloji dediğiniz şey, bugün bununla beraber alınabilecek bütün büyük şartlar, büyük standartlar her şeyi değiştirebiliyor. Peki tabii muhafazakarlar da değişmiştir. Ama bu modernliği seçmeleri, kendi dinlerinden ve değer yargılarından ödün vermeden modernliği seçmeleri suç değildir. Suç değildir. Fakat yine kendi işlerinde bunun karşısında olabilecek gruplar vardır. Biz de böyle çatışmalar yaşıyoruz. Dolayısıyla işte aslında hoşgörü dediğimiz şey, hoşgörü dediğimiz şeyin burada tezahür etmesi gerekiyor. Yani iki taraflı aslında bir şey içerisinde, bir cender içerisinde ben mesela ben şahsen olduğunu düşünüyorum. Muhafazakarların da bugün bir hoşgörü problemi yaşadığını düşünüyor musunuz? Pek muhafazakarlar derken yani bugün başını kapatan İslam'ın nasıl söyleyeyim gerekliliklerini hayatında uygulayan ve bu şekilde yaşamaya insanların da bir hoşgörüsüzlük girdabına düştüğünü düşünüyor musunuz? Yani bunu şöyle İslam bir hoşgörü değildir. Biz hoşgörü üzerine kurulmuş bir medeniyetin ve dinin üzerine temellendirilmiş insanlarız. Hı hı. Ben buradan çıkardığınız sonuca gelirsem pek tabii ki muhafazakarların da bir maalesef bir hoşgörüye fazlasıyla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun karşısında pek tabii ben en azından bunu yaşıyorum.
Buradan ama yani şöyle bir şey asla çıkmaz. Bu insanların değer yargılarını, bu insanların ibadetlerini, bu insanların inançlarını asla eleştirecek değiliz. Pek de eleştiremeyiz. Çünkü bu demek değildir ki ben daha az muhafazakarım. Çünkü ben biraz daha modern giyiniyorum. Bu yüzden benim işte bu bir sayısala dökülsün. Buradan daha az Müslümanlık, daha fazla Müslümanlık. Böyle hiçbir şey, bunu hiçbir zaman düşünemeyiz. Ama şunu düşünebiliriz belki içimizde. Din kardeşliği dediğimiz şeyin biraz daha üzerine basarsak, aslında benim dediğim şey ve peygamberin bir sözü vardır. Nasıl ki iki elin parmakları birbirine eşitse, insanlar da birbirine eşittir. Sizler kardeşsiniz. Hiçbiriniz, hiçbirinizin biri üzerinde hak iddia edemez. Böyle bir sözü var. Evet. Ki bunu peygamber söylemiştir. İşte hoşgörü aslında buradan gelir. Maalesef biz bu taşları kıramadık. Kıramıyoruz. Ama bu demek değildir ki bunları aşamayacağız. Hayır. Şöyle oluyor, yani farklı bir şey yazdığında, farklı bir şey savunduğunda hemen sen dine zarar veriyorsun. Sen muhafazakarlara zarar veriyorsun gibi şeyler, tepkilerle karşılaşıyorum. Halbuki bunun hiç alakası yok. Ben daha zemine daha yumuşak, daha esnetilmiş, daha estetik bir din algısının aslında bize verilmiş olan ve emredilmiş olan olanın bu olduğunu söylüyorum. Bu kadar. Şimdi ben şunu sizinden yorumlamak isterim. Bugün muhafazakarları giderek daha muhafazakar yaşam biçimini benimsemiş vatandaşlarımızın daha toleranssız, kadınlara karşı, kadının çalışmasına, içkili yerlere, eğlenmeye, ona buna neyse bizim ya da bir kesimin belki daha modern bulduğu, daha hayatın ortasında bulduğu şeyleri tahammül sınırlarını aşağı çektiğini düşünüyoruz. Tahammülsüz olduğunu düşünüyoruz. Ama bu zamanında tam da buna eleştirenlerin farklı yaşamlara tahammülsüzlüğünün beslediği bir durum değil mi? Yani bir kesim zamanında tahammülsüzdü, şimdi muhafazakarlar tahammülsüz. Hadi şöyle daha açıkça söyleyeyim. Bir zaman laikler tahammülsüzdü, şimdi muhafazakarlar tahammülsüz deniliyor. Sonuçta tahammülsüzlük mü bu toplumun bütün dengelerini besliyor? Herkes birbirini mi besledi? Bir tahammülsüzlük diğer tahammülsüzlüğü mü ortaya çıkardı? Şimdi hanımefendi İslam hoşgörü dindir dedi. Evet, Cumhuriyet'in tanımladığı, Atatürk Türkiye'sinin tanımladığı İslam hoşgörü dinidir. O şekilde yıllarca yaşanmıştır. Hiçbir zaman bir sorun çıkmamıştır. Bunları anlatacak değilim. Bütün Türk halkı neden bahsettiğimi çok iyi biliyor. Ama ne yazık ki İslam'ı tam tersine bir şiddet dini olarak gören çok büyük bir kesim dünyada da var ve maalesef Türkiye'de de var. Ve bunu şiddete, tehdide, işte maalesef insanların birbiriyle kavga etmesine, zarar vermesine, öldürmesine kadar varan bir dizi olaylar yaşandığında maalesef biliyoruz. Dolayısıyla bunun hoşgörü dini olarak algılanması, bir laik demokratik bir cumhuriyette, Atatürk modelinde bunun mümkün olduğunu ve sorunsuz yaşanabileceğini Türkiye zaten gördü. Ama bakın deniyor ki işte Kur'an diyor ki, kimi kesim diyor ki Kur'an'da örtünme var, o da şu an şu şekilde uygulaman lazım diyor. Şimdi tamamen kara çarşaf giyen bir hanımefendiyi düşünün. Önünde sırf bir tel örgü gibi bir şey olup oradan dışarıyı görebilen, işte Afganistan'da gördüğümüz modeli düşünün. Arkasından kara çarşaflı gözü açık modeli düşünün. Arkasından kara çarşaflı yüzü açık modeli düşünün. Arkasından diyelim türbanlı modeli geçin. Arkasından işte türbanlı modelin bağlama şeklini geleneksel veya daha açığına geçin. Arkasından İran usulü üzerine bir eşarp atmış ama saçları görünen modele geçin. Arkasından eşarbı burasına bağlamış geçin. Mini etekli şortlu kıza kadar geçen bir geçiş şeyi var. Yani bir kere zaten ortada kimin neyi nasıl gerçek Kur'an'ın bu şekilde bir yasağı olduğunu iddia edenler ve bunu kabul etmeyenler arasında bir polemiği zaten görüyoruz. Televizyon tartışmalarına da sürekli yansıyor 30 yıldır bu ülkede. Ama sonuçta o yasağın var olduğunu iddia edenlerin de kimisi şöyle giyin böyle giyin, bütün bu saydığım yelpazede herkes kendine göre yorumlamış. Ayrıca biri diyor ki kadın evden çıkamaz. Öbürü diyor ki hayır çıkar, her görevi yapar. Öbürü diyor ki erkeksiz araba kullanamaz. Öbürü diyor ki hayır parlamentoya da girer görev yapar. Öbürü diyor ki hayır avukat da olur. Yani
bu konuda zaten kimin ne dediği ve kimin hangi tebliği nereden çıkardığı veya uyduğu tamamen yoruma açık. Ve tamamen bunun 200 tane ayrı yorumu ve uygulaması var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bundan yola çıkarak zaten bir ülke için bir yaşam tarzı, bir hukuk, bir sosyal ilişkiler falan kurmak zaten mümkün değil. Demek ki ancak bahsettiğimiz o meşhur döndüğümüz laf var ya, hoşgörü. Onun kilidi şu. Siz kalkıp Beyoğlu'nda her türlü giyinmiş, Orta Doğu'dan gelip tamamen simsiyah giyinmiş kadınlar da yürüyor Beyoğlu'nda. Mini etekli de yürüyor. Değil mi? Ama maalesef bugün İstanbul'un veya Anadolu'nun birçok bölgesinde, noktasında mini etekli, şortlu insanlar yürüyemez. Veya yürürlerse başka baskılarla karşılaşırlar. Başka tacizlerle karşılaşırlar. Yani dolayısıyla burada bahsedilen hoşgörü hep maalesef tek yönlü. Ya da işte kim son yine AKP'nin yaşattığı yaşam tarzında sonuçta bu hükümetin diyelim davetlerinde içki sunmak gibi bir refleksi yok. Hemen şuraya efendim sen niye içkiyi savunuyorsun? Ya ben içki içme özgürlüğünü kendim için, başkası için de savunurum. Bundan da utanmıyorum. Sürekli olarak diğer yaşam tarzlarını utanılacak bir noktaya. Sen erotizmi mi savunuyorsun? Sen çıplaklığı mı savunuyorsun? Sen alkolü mü savunuyorsun? Aman bu konulara girme. İyi de şimdi yaşam tarzı toplum mühendisliğinden bahsettim. Emin olun bizi izleyen insanlar çok iyi anladıklarına eminim. Bu AKP'nin bakanlıkları, belediyeleri bu topluma efendim demin örnek verdim. Dans yarışmaları, müzeler, kültür merkezleri, özgür tiyatrolar, eğlence parkları bunları mı öne sürüyor, başka bir yaşam tarzı mı öne sürüyor? Siz bunu 5 yıl, 10 yıl yaparsanız, 15 yıl yaparsanız başka bir Türkiye elde edersiniz. Buna şaşırma hakkınız yok. Yani bulutlardan gelen belirli elektrikler sonucu öyle bir topluma ulaşmış olmuyorsunuz. Hoşgörüsüzlük derecesinde. Evet. Ben olayın yine AKP'ye gelmesini çok komik buluyorum. Burada yine toplumsal bir hoşgörüsüzlükten bahsediyoruz. Şimdi her şeye böyle siyasi dayatmaları, siyasi yapıları eleştirerek girersek bence sağlıklı bir tartışma ya da sağlıklı bir fikre kayamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü burada eğer Tunceli'deki, mesela şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi Tunceli'deki insanlar bir bara gittiler ve bir kadını barda çalıştığı için kadına tepki gösterdiler. Bu kadınlar çok fazla Müslümandır. Bu kadınlar İslamcıdır diyebilir miyiz? Bu kadınlar mı? Ya kadınlar da, barda çalışıyor İslamcı mı oluyor hayır, anlamadım. Hayır şunu söylüyorum yani insanları bir barda çalışan kadına tepki gösteren insanı biz ne diye nitelendireceğiz? Neye göre bir ölçüt koyacağız? Yani ama bunun konu karşısında, o değilmiş. Bu karşısında, size. Şimdi, yani, yanlış anlama olmasın. Konu barda çalışma hayır. Değilmiş. Yani Tunceli arkadaşlara haksızlık pardon, yapmayalım. Pardon bar diyorum. Birhanelerden bahsediyoruz. Burada hayır bir birhane karşısında tepki gösteren insanın direkt bu çok fazla muhafazakar olduğu için böyle, bunu nereden bu konuya nereden vuruyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Hayır. Zaten yani, Tunceli olayındaki birhanelerde çalışmasına tepki göstermesinin nedeni biraz önce de söylediğim gibi kadın tamam, bedeninin satılması. Anladım. Ama buradan yola çıkarak çok fazla sayıda işte gördünüz mü Tunceli'de bile birhanelerde kadınların kadın garson olarak geçiyor ya da kadın çalışanlar. Evet. Bu yani Tunceli örneği bir başka örnek ama buradan çıkarılan sonuç kadınlar garson da olmasın kafelerde de çalışmasınsa eğer buna gidecekse eğer tehlikeli bir gidişat evet. Mıdır? Bu ama şu boyunda bunun arkasında İslam'ın baskı var. Bunlar kesinlikle. İslam işte bunu olsa nasıl karar yani. Veriyorsunuz? Yani bunu nasıl karar veriyorsunuz? Yani çok net. Bakın gelenekselleşmiş İslam alkole karşı, kadının çalışmasına karşı, erkekle beraber olmasına karşı. Beyefendi bugün Türkiye'de herkes özgürce alkolünü alıyor. Kimse hiçbir şey söylemiyor. O zaman siz bir teoriden bahsediyorsunuz. Şimdi tutup da bunu AKP'ye, buna İslamcılara dayatırsanız çok komik olur. Siz bir teoriden bahsediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki olay geliyor sadece içkiye geliyor, oradan bir dans diyorsunuz. Siz bir örnek verdiniz. O kadar komik atraksiyonlar yapıyorsunuz ki gerçekten. Bizi izleyenlere hiç komik gelmiyor. Merak etmeyin. O size komik geliyor. Bir dakika, lütfen. Esra Hanım, evet İstanbul'da bu böyle de, yalnız bu arada pardon telefon attığımızda bir konuğumuz var. Özellikle ısrar ettiler. Tunceliler dediğim gibi bu konuda çok hassas. Tunceli eski baro başkanı Özgür Ulaş Kaplan bizim konuğumuz olacak. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Buyurun, sizi dinliyoruz. Aslında Tunceli örneğinden yola çıkarak Tunceli'deki meselenin farklı mesele olduğunu biliyoruz ama buradan yola çıkarak çok fazla yazar ve sivil toplum örgütü işte tamam gördünüz mü zaten bu içkili yerler kadın ahlakında, aile yapısında böyle hatta aile yapısının giderek çökmekte olduğunu dolayısıyla Tunceli'nin hareketinin doğru bir örnek olduğunu savundu. Muhafazakar derneklerde, sivil toplum örgütleri de bu nedenle Tunceli'yi konuşuyoruz. Sizin yorumunuzu alalım. Yani öncelikle tabii bu çok yanlış bir değerlendirme. Buyurun, dinliyoruz. Evet. Şimdi özellikle Anadolu'nun muhafazakarlaşması tartışırken Tunceli'deki olayların değerlendirmesi bizi gerçekten Tuncelileri çok üzdü. Çünkü Tunceli'nin kesinlikle bir arada anılmaması gereken bir durum bu. Burada bir yanlışlık düzeltmek istiyorum. Buradaki siz de dile getirdiniz. Tunceli'nin tepkisi yani içkili mekanlar olması ya da içkili satış noktalarının olması, burada kadınların çalışması, bu bir namus meselesi olması ya da vesaire tarzından bir tepki değildir. Buradaki kadınlar dışarıdan getirilmiş insanlar. Burada garson adı altında çalıştırılıyor ama garson olarak çalıştırılmıyor. Buradaki bedenler pazarlanıyor. Bu şekilde bu olay halk tarafından bilindiği için buna yönelik bir tepki geliştirildi. Bu uyarıldı. Bir demokratik tepki olarak, bir basın açıklaması olarak bu tepki olarak dile getirildi. Yoksa yani içkili mekanlara karşı olma gibi bir durum söz konusu kesinlikle değil. Ya da oralarda kadınların çalıştırılmasına bir tepki duyulması şeklinde bir tepki Tunceli'de olması özellikle kesinlikle söz konusu değil. Çünkü Tunceli'de onlarca içkili mekan var. Bu içkili mekanlara insanlar, bayanlar, ailece herkes gidebiliyor. Buralarda istediğince, gönlünce eğlenebiliyor. Biz Bedir Bey'in de söylediği gibi bizler de içki özgürlüğünün savunmasından yanayız. Buna Tuncelilerin tepki göstermesi mümkün değil. Bizim kültürümüz gereği, inancımız gereği buna kesinlikle tepki göstermeyiz. Kadına ayrı bir değer veririz biz. Yani bu anlamda bu şekilde anılmak gerçekten üzdü. Olay biraz çarpıtıldı. Anadolu'nun muhafazakarlaşması konusuyla bu bir arada tartışıldı. Tunceli'nin tepkisi çok daha farklı bir tepkiydi. Yoksa okuma yazma oranının bu kadar yüksek olduğu bir ilde, kadına bakış açısının böyle olduğu bir ilde böyle bu şekilde değerlendirme bizleri üzüyor. Bizim belediye başkanımız da kadındır. Kadına her zaman değer verilir. Yani burada belirttiğim gibi yani kadın evet, içkili mekanlarda çalışıyor diye değil. Orada farklı şekilde bu insanlar garson adı altında farklı şekilde kullanıldıkları için o insanlar. Ayrıca bu kadınlar dışarıdan getirilen belli amaç için getirilmiş insanlar. Yoksa burada kafeteryalarında, iş yerlerinde birçok mekanda kadınlar zaten çalıştırılıyor. Yıllardır çalıştırılır. Evet. Bu konuda hiçbir problem yaşanmaz, hiçbir sorun yaşanmaz. Orada kadınların o şekilde pazarlanmasına bir demokratik tepki olarak insanlarımız bir basın açıklamasıyla düşüncelerini dile getirmişlerdir. Peki. Yoksa bunu muhafazakarlaşmayla ya da programımızdaki Anadolu'nun muhafaza bu tip konularla bir arada tartışılması tüm Tunceliler üzer. Hayır zaten Tunceli'nin muhafazakarlığını değil genel olarak buradan yola çıkarak Tunceli örneğini verip bakın Tunceli'de mazbut bir il ne kadar iyi yapıldı. İşte zaten diğer illerimize de bir örnek oldu. İçkili mekanlar işte böyle yerlerdir meselesi ne gelindiği için biz Tunceli örneğinden çıkarak bu konuyu konuşuyorduk. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz Özgür Ulaş Kaplan, Tunceli eski baro başkanı, Tunceliler adına programa katılmak istedi. Ona söz hakkı verdi. Çünkü Şin Hanım, yani geleneksel baskıyla, baskı uygulayan insanlarla, buradan Tunceli'den bağımsız konuşuyorum. İslami anlamda, İslami hassasiyetleri olan insanların rahatsızlığı ayrı şeylerdir. Tutup da buradan ayrıyeten Müslümanlara, dini inançlarını yaşamaya çalışan insanlara ayrıyeten bir korku, bu insanların üzerinden bir korku üretmeye çalışmak bence saçmalıktır. Yani benim söylemeye çalıştığım da buydu. Zaten beyefendi Özgür Bey de bu durumu doğruladı. Bence Özgür Bey'in söylediği hanımefendi söylediği hiçbir alakası yok. Yani hiçbir alakası yok. Onun söylediği burada biz zaten alkole karşı değiliz. Kadın erkek beraber bu yerlere gideriz. Tamamen açığız. Hepimiz bunu biliyoruz zaten. Tuncelilere, Türkiye'ye Tuncelileri anlatacak değiliz. Ama esasında orada sorunun orada başka şeyler döndüğünü ve bunun el altından gizli yapıldığını vesaire bunun ortaya çıkarıldı. Basın bunu yanlış yansıttı. Maalesef siz de biliyorsunuz ki bu haberlerde bizim, tamamen yanlış yansıdı. Evet. O yüzden bu tartışma bundan odaklandı. Sadece şu cümleyi okumak istiyorum. Ali Bulaç'ın bir tespiti bu. Şöyle söylüyor. Kendisine davet ettik bu arada gelmedi. Keşke gelseydi aslında onunla da konuşmayı çok isterdim. Tunceli muhafazakar değil ama diğer Anadolu şehirleri gibi mazbut bir yer. Ve tepkilerinde yerden göğe kadar haklılar. Kişisel olarak Tunceli halkını candan tebrik ediyorum dediği için yani
Bu bir i̇şte emsal gibi algılandığı için konuşuyoruz aslında. Yanlış yok haber üstüne yorum. Şirin Hanım, şunu söylemeye çalışıyorum. İşte burada tek bu konsept üzerinden muhafazakarlaşmak gibi bir şeyi nasıl karni oluruz? Yani muhafazakarların böyle tepkilerini burada nasıl doğruluyoruz? Yani bunu anlatmaya çalışıyorum, evet, ben. Yoksa hani dediği şey çok doğru. Mazbut insanların pek tabii ki ahlaki yozlaşmaya karşı olan tepkileri vardır. Bunu illa yani bu ahlaki yozlaşmaya karşı tepki gösteren insanlara, insanların dini bir refleksle bu dayatmayı, bu seti çektiğini nasıl söyleyebiliriz? Yani Şirin benim Hanım, anlatmaya çalıştığım şey aslında bu. Şirin yani Hanım, maalesef anlaşamıyoruz. Bakın, havaalanlarında mayo reklamları bir şekilde sabote ediliyor veya kaldırılıyorsa bu bir işarettir. Efendim 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda olan televizyonlardaki işte Tutti Frutti dediğimiz programlar artık kaldırılmışsa diyelim o tip ekranlardan, bu bir işarettir. Ya da heykeller belli illerde, bu heykeller işte fazla erotik, fazla öpüşme var şu bu diye sanat bir sansüre uğruyorsa bu bir işarettir. Ben aynı zamanda Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin Türkiye Başkanı olduğum için bütün bu şikayetler bize geliyor. Diyelim işte nü resimler belli belediye galerilerinde indiriliyorsa bu bir işarettir. İşte buna deminden beri saydığım alkol vergisi şu bu derken, bütün bunlar bir yaşam tarzını geri çekmek, bir yaşam tarzını öne sürmek. Şimdi hiç kimse zannetmesin ki biz bu oyunun yavaş yavaş yapıldığı için farkına varmıyoruz. Kimse bunu zannetmesin. Bu oyun esasında Türk halkını biraz enayi yerine koyarak yavaş yavaş yapılıyor ve sanki böylece bu pek fark edilmeyecek, evet, alıştırılarak gidilecek gibi bir hava yaratılıyor. Son olarak Esra Hanım'a sormak istiyorum. Belli ki herkesin birbirine karşı bir ön yargısının olduğu bir dönem maalesef yaşıyoruz. Maalesef, ve ama belli kaygılar var ve yaşam biçimleri konusunda belli kaygılar var. Bu tarafta da var, o tarafta da var, herkeste var. Hiç ne o tarafa ne bu tarafa ait olmayan ortada olanlar, ki siz onu söylediniz, onların da kaygısı var. Peki bir cümleyle nedir formül sizce? Yani bugün eğer Muş'ta da, Bitlis'te de bir İstanbul, yani oraların da ekonomik kalkınması sağlanacaksa, sizin aklınızdan geçen nasıl bir ortak yaşam formülü olacak? Yani siz nasıl görüyorsunuz? Aslında tek şey şu, aslında program başından beri söylediğim şey şuydu. Tamamıyla bu hoşgörü çerçevesi içerisinde aşılabilecek bir mesele olarak görüyorum. Yani şimdi tutup da şunu söylemek gerçekten üzücü benim için. Evet, arafta kalmak diye bir şey vardır. Ne orası ne burası. Evet. Ben kendimi evet öyle görüyorum. Fakat buradan şunun için değil bu. Ben biraz kalemiyle, biraz daha işte duruşuyla, farklı bir belki, farklı geldiğim için kendi camiası içerisinde, çok özür dilerim. Burada bir arafta kalmışlığım söz konusu. Fakat bu demek değildir ki muhafazakar insanlar hoşgörüsüz, muhafazakar insanlar dogmalarla yaşayan. Peki burada pardon söyleyeceğim, Anadolu erkeği mi daha muhafazakar, kadını mı? Yani bu anlamda sizin gibi mesela daha muhafazakar hayat biçimini benimsemiş ama mesela kalemini oynatabilen, sözünü söyleyebilen, eylemlere katılan kadınların sesi daha fazla çıksa, o zaman o hoşgörünün sağlanması daha mı kolay olurdu? Bence daha kolay olurdu. Evet, bu biraz erkeğin kendi fıtratından kaynaklanan. Yani Anadolu kadınının bu değişim ya da hoşgörüdeki yerini önemsiyor musunuz? Ben önemsiyorum, evet. Kadının çünkü daha çok itilen, daha çok aşağılanan bir nesne haline getirildiği için bu anlamda kendi duvarlarını kırmasının çok daha faydalı, bu sürece daha katkı sağlayacağını düşünüyorum. Esra Lönü'nü çok teşekkür ediyoruz. Hatay Gazetesi yazarı ve Bedri Baykam'ı ağırladık. Çok teşekkür ederiz. İki farklı görüş, evet, iki farklı dünya görüşü belki, iki farklı fikir beyan eden ismi ağırladık. Çok çok teşekkürler. Şimdi ne oluyor? Kısa bir reklam arası vereceğiz ama ondan sonra kapatacağız. Bu arada reklama gitmeden önce, bugün Noel'ini kutlayan Hristiyan vatandaşlarımızın, biz de buradan Noel'ini kutluyoruz. Ve bir de anons, yarın cumartesi anneleri 300. kez Galatasaray'da oturacaklar. Kayıplarına, failli meçhullere, eziyete, işkenceye karşı biliyorsunuz yıllardır oturuyorlar, yıllardır seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ve bir kez daha yarın Galatasaray'ın önünde olacaklar. Bunu da hatırlatalım dedik. Kısa bir reklam arası kapatmak için tekrar birlikte olacağız. Çok teşekkürler.
hemen kısacık bir not. Yarın akşam ne oluyor da iki kadın yazarı ağırlayacağız. Filiz Aygündüz bize Güneydoğu'da öğretmen olmayı ve şu iki dil meselesini, ana dilde eğitim meselesini İstanbullu o bölgede görev yapmış bir öğretmen, yazar ve romancı olarak anlatacak. Ve Elif Şafak yeni kitabını yine ne oluyor da anlatacak. Firari Perez. Dolayısıyla iki kadın yazarı ağırlayacağınız bu programı kaçırmayın diyoruz. İyi akşamlar efendim. Yarın görüşmek üzere.